Bora kendisini ödüle götürmek isteyen Okay'ı kesin bir dille reddetti. Şimdi şirin gözükmesine gerek yok. Ben onun teklifini reddediyorum ve kesinlikle gitmek istemiyorum. Okay'ın karşı grubu Hikmet'in etrafındakiler olarak nitelendirmesi Seda'yı fena sinirlendirdi. Hikmet kim ki ben onun etrafına geçeyim abi? Onu Bora'ya gelince de bir türlü anlaşamayan ikili karşılıklı restleşti. İnşallah da seninle bir gün aynı potaya denk geliriz. İnşallah. İnşallah. Arkasından konuşulduğunu düşünen Sabri'ye önce Seda'dan hesap sordu. Niye benimle konuşmuyorsunuz da arkamdan konuşuyorsunuz dedi. Sonra Seda'ya öyle bir cümle sarf etti ki. Vallahi Sema neyse sen de aynısın. Sabri'ye Bora'ya açtı ağzını, yumdu gözünü. Onu hiç sevmiyorum, nefret ederim. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan. Hoş geldiniz. İyi haftalar. Öncelikle sizlere de efendim iyi haftalar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Sema Hanım çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Damla Hanım siz de çok spor şıksınız. Teşekkür ederim. Her zamanki halim spor. Ama sen mesela hani şimdi Sema gibi giyinsen. Hani biraz daha şey duruyor. Spor giyin ben daha şey. Mesela bak Sema. Yakıştı mı bana? Buradan evet, adliyeye benim gidecek. Benim ilk gün giydiğim tek kollu kazak var ya. Onu sonra sen de giymişsin. Evet. Bir arkadaş yazmış. Hayırdır paranız mı bitti sırayla giyiyorsunuz? Şaka yapıyorsun. Haftaya onu giyeceğim. Ne güzel bence pazardan alışveriş öyle, yapmak ya da aynı şeyi paylaşmak. Kardeşler birbirini giyerler. Değil birbirimizin ama biz de İhsan'la hep aynı giyiyoruz yani. Ne haber İhsan? Hep piştiyiz. İyi senden ne haber? İyiyiz. Nasıldı hafta sonu? Ha, güzeldi hava güzeldi. Çıktık dışarı gezdik çocukla. Evet, güzel. Riva'ya gittik, dere kenarında kahvaltı ettik. Çok güzeldi ya valla. Biz de hava pazar panoramasındaydık Kaan'la beraber. Ha, cumartesi panoramadaydım bu arada, onu da atlamayayım yani. Hani i̇zledim, gezdik izledim. Derken. İzledim. Güzeldi, Ecem geldi. Ecem'i izledim daha çok. Açıklamalar yaptı. Birazdan onları da konuşuruz zaten. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İzmir'deydim hafta sonu. Nasıldı İzmir? İzmir'e yaz gelmiş. Çok güzeldi valla. Buraya da geldi. Özlemişim yani. Ayrıca İzmir'i. Bu İzmir çetesi ne diyorsun sen? İzmir nasıl çetesi hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bahsi kapatalım lütfen. Ecem bayağı bir şey dedi. Biz dedi evet dedi. Biraz yakındık dedi. Yani İzmir şeyi var dedi. Ecem, tabii Sude. İster istemez bir yakınlaşıyorsun. Hani İzmir'den olunca İzmir'den konu açılıyordur vesaire. Arkadaşlar bir de İzmir daha küçük. Hani herkes birbirini tanıdığı için. Mutlaka böyle ortak arkadaşları da çıkmıştır. Onun hakkında konuşunca ister istemez de bir paylaşımları oluyor. Daha çok kendilerine yakın hissetmişler. Şey demişler bu arada, yeni bir erkek yarışmacı gelirse diye inşallah İzmirli olur demişler. İzmir. Onlar da ayrı bir grup oldu diyor. Ben dedim ki İzmir mahallesi gelsin o zaman yani. Öyle bir hayalleri var kızların. Ecem'i izledin değil mi? Ben bir kısmını gördüm. Şaşırdım yani. Ne, belki mesela ne dikkatini çekti? Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Az çok tahmin ediyorum. Yusuf'la da Okay'la da hepsinin bir muhabbetinin olduğunu düşünüyorum. Ya, çok ayrı olduklarını düşünmüyorum çoğunun. Ama işte Hikmet şampiyon olursa üzülürüm gibi bir cümle kurmuş. Ve Hikmet kulisçi gibi bir cümle kurmuş. O zaman da içimden şunu sormak geldi. Ya, bu kadar kulisçiyse neden onun yanındaydın? Mesela onu sormak istedim ben. Ya da o kulise kurban gitmişsin. Evet. Baktığın zaman doğru o noktaya çıkıyor yani. Acaba bu çıktıktan sonraki nabız kontrolünün yarışmacıyı etkilemesi mi diye geldi aklıma. Çünkü az çok tahmin ediyoruz buradaki konuşmaları. O da aa öyle miymiş deyip belki de böyle konuştu. Bilemiyorum ama kulisçiyse neden yanında oldu? Dışarıya çıktıklarında kendilerini izlediklerinde mutlaka hatalar bulacaktır. Keşke bunu böyle yapsaydım. Keşke şurada şunu yapmasaydım. Hepimiz öyleyiz ya genelde. Yani mutlaka öyle yapıyoruz ama bir tık kendi düşüncelerin içten içe bir hissin vardır. Hani doğru yaptığına ya da yanlış yaptığına dair. Keşke o anda da o dokunuşları yapsaydı da Ecem mesela elenmeseydi. Kaan'la ilgili şey dedi İhsan. Tarkan diyordum bu arada. Sonra Tarkan ya. dedi ki o aynı kare sohbeti dedi Kaan'ın bir önceki evlilik programıyla alakalı değil dedi. Biz dedi Kaan'la dedi bir iki tane adada sohbetimiz oldu. Orada böyle çok ağır abi, mahalle abisi ayaklarında bana davrandı. Böyle işte kelimeler, işte tavırlar falan. Hani ben kendime çok uzak bulduğumu orada aksettirmeye çalıştım dedi. O yüzden aynı karede olmak istemiyorum dedi. Yoksa ben de biliyorum o sırada zaten aynı yarışmadayız falan dedi. Bir de yani benim anladığım bir de işte kız arkadaşından bahsetmek istemiyorum. Instagram'da takipçi falan evet, mevzuları evet, da girdi. Evet, evet. Ben ne demek istediğini anlamadım açık söyleyeyim Ecem. Ya orada şunu demek istedi. Yani bir insan bir ilişkiyi şimdi bunu Kaan yaptım yapma. Dün seyretmedim bu arada programı. Belki konuşmuşsunuzdur ama Ecem orada İhsan'ın dediği gibi şey dedi. Ne derler? Sen bana kız arkadaşımdan bahsetmeyeceğini, Instagram'a onun resmini koymayacağını, bu bana kitle kaybettirir, iş kaybettirir gibi bir şey diyorsun.
Bu nasıl bir ilişki? Yani şunu söylemek istedi aslında. Ben böyle bir insanla aynı şeyde bulunmam gibi bir noktaya getirdi. Yani çok yanlış bir şeydi. İlişkisine sahip çıkması lazım dedi. Ama Kaan da şöyle dedi. Eğer ben Survivor'a gidiyorum diye kız arkadaşımın resimlerini sildiğimi ispatlarsa ben Ecem'den herkesin önünde özür dileyeceğim dedi. Zaten normalde bunu ben paylaşmıyorum dedi. Belki şöyle bir şey var. Kız arkadaşın ailesi belki izin vermez. Hani belki böyle bir durum var. Belki ondan dolayı. Ya öncesinde de kızın paylaşımlarını yapmamış zaten Kaan. Ama Ecem şöyle demiş. Sen buraya gelirken kız arkadaşının resimlerini sildin. Evet. Ne yapmadığını söylüyor mesela. Hı hı. Ya işte dediğim gibi bir tarafı dinliyorsun başka geliyor. Evet. O tarafı dinliyorsun başka geliyor. Yani konuştun mu bile ikna da edebiliyor seni insanlar. Hani ikna oldun mu dersen tam olmadın. Çok soru işareti var Ecem'le ilgili. Ama anlattığı mantıklı şeyler de var. Kaan geldi buraya. Biz Kaan dedikleri de çok mantıklı geldi. İşte o birebir dokunmak öyle aslında. Yani bir şekilde etkileniyorsun konuşurken. Yani burada önemli olan bence Kaan onu yapsın ya da yapmasın. Hı hı. Seni ne ilgilendirir, beni ne ilgilendirir? Hani özel hayatını bence oraya taşıması doğru değil. Aynen. Adayı konuşmak lazım. Şey ne diyorsunuz Yunan konseyine? Ah. Bence oynamadı Yunanlar. Ben öyle düşünüyorum yani hiç. Zaten röportajlarında mesela Afrod şey dedi. Kaybedelim dedi. Ben kaybetmek istiyorum dedi. Ya şimdi şöyle düşünsene. Şimdi sen Yunanistan tarafında yarışan bir kadın yarışmacısın. Bunu size sorabilmem lazım. Hakan'a soramayacağım. Tamam. Son derece başarılısın. %60'larla gidiyorsun. İşte Dimitras'ın, Afrodit'sin, Dalakas'ın, Elpidas'ın hatta. Yani Riya'da fena gitmiyor mesela. Devamlı yarış kazanıyorsunuz ve hiçbir ödülden faydalanamıyorsunuz. Hiçbir ödülden ama. Ya yani en son ödülü işte bir kere yemişsiniz. Ondan önce de bilmem kaç kere yememişsiniz. Şu Sabri'ye geldikten sonra hiç kaybetmemiş. Hiçbir şey yememişsiniz uzun zamandır. Ve sizin buna neden olan yarışmacılar erkek yarışmacılar. Ve bazıları özellikle çok kötü. İşte geldiğinden beri iki kere yarış kazanan var. Haftada bir kere yarış kazanan var. Yani bizdeki Melisa'lardan onlar da bol bol var erkek olarak. Ondan sonra bu haftada bir erkek gitmesi lazım kural gereği. Çünkü sayı olarak öylesin. Ve dokunulmazlık yarışına çıkıyorsun. Nasıl yani kanının son damlasına kadar yarışabilir misin? Ben yarışırım yani oyuna çıktığım anda. Çünkü her şeyi sıfırlayıp kendini göstermek adına yarışırsın. Hani öylesine koşarsam ve ben daha önceden bu zamana kadar bir ay, bir buçuk ay geçmiş. Performansım çok iyi diye konuşuluyor ve ben de bunun farkındayım. Takım da farkında. Oraya çıktığımda yine %100'ümü veririm. Ama kaybedersem de üzülmem. Çünkü yani, evet iyi ki kaybettik. Zaten takımdan yenmesi gerekenler var diye düşünüyorum. Düşünsene bir de yani kazanırsanız belki de karşı taraftan mesela Melisa gidecek. Karşı taraf biraz daha evet, güçlenmiş olacak aslında. Yani ben Yunan takımının ilk gün özellikle bilerek kaybettiğini düşünüyorum. Hiç. 10-4. Kızların sence bilerek %100'ünü vermedi mi? %100'ünü kızlar kesin vermedi. Bence Yunan takımında bazı erkekler bile yani bırakın şu dokunulmazlıkları kaybedelim. Kaybedelim topun ağzında olmayan. Kaybedelim de. Rahat, evet. Tabii ki ya kaybedelim de biraz yemek yiyelim. Biraz adanın keyfini çıkaralım falan düşünmüşlerdir. Yani gerçekten orada çok kötü 3-4 tane erkek yarışmacı var. Yani onlar giderse takım kuvvetlenecek net yani. Hazır erkek gideceği bir hafta. Zaten kadınlar götürüyor oradaki takımı. Niye kaybetmesin? Mesela kadınlar bizde ilk dokunulmazlıkta 5 sayı almışlar. Normalde 3 alıyor. 4 aldı mı biz kesin kazanıyoruz. Tabii canım. 5 sayı almışlar. Yani dediğin doğru. Ya ben de şey düşünüyorum. Ya biraz hani geçenlerde bu programda demiştim. O zaman da Damla yoktu. Survivor'da şöyle bir şey oluyor. 2 hafta üst üste kazandığın zaman artık diyorsun ki ya işte takımda evet problemler var. İster istemez gruplaşmalar var. Biri gitsin artık bizden de biraz daha böyle kemik takım olalım noktasına geliyor. Yunanlar bence o noktaya da gelmiş. Çok, onlar için çok hayırlı oldu bence. Tabii ki. Şimdi biz bak, kaybetseydik düşünsenize Melisa gitti diyelim. Bence şuradan eğer Simos giderse ki bence bozulurdu. Simos gidecek. Yani bence %90 Simos gider. Hani Yunan halkı da Simos'u bu kadar oyun kaybetmesine rağmen tutuyorsa ben hani Yunanların mantıklı falan olduğunu düşünmem yani. Hani adada da çok bir şey yok. Ha gerçekten. Ama yine de ben onların şey yani, yaptığını Spiros düşünmüyorum. Spiros sakat. Ya. Ama Spiros çok renkli bir adam yani. Biraz daha gidecek gibi. Ben evet, ne kadar beş... Dün potaya çıktı aklıma geldi. Hani ama civarı ya. Ama bir konuşma yaptı mesela çocuk. 10 numara. Ne yani, kadar gerçekçi, dürüst değil mi? Dürüst, evet, gerçek. Kalmak isterim. Tabii ama ki, bunu hiç ben elimde olan bir şey değil. Bilmiyorum nasıl olacağını. Evet sakatım, hiçbir şey vermiyorum şu an takıma. Ya, o kadar güzel anlatıyor ki ve o kadar dürüst ki yani anlatımına. Helal olsun yani. Ben öyle bir yarışmacının Türkiye'de olmasını isterdim mesela. Evet, evet. Spiros gerçekten
Çok renkli, çok farklı bir yarışmacı. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Okay ile Hikmet'in bir tartışması ve tartışmasının sonra adada bunun yankıları devam etti. Bir izleyelim, ardından buradayız. Açıkçası o problemi buraya taşımaya çalıştı. İşte benden izin istemeye başladı. Diğer arkadaşlardan izin istemeye çalışıyor. Diyoruz ki tamam çık diyoruz. Diyor ki hala uzatmanın derdinde. Hala bir tartışma çıksın, biri bir şey desin. Ben orada biri bir şey söylese kıvılcımdan ateş çıkıyor. İzin veriyor musun diye soruyor bir de ya. Ne gerek var yani bunu sormaya? Yani durum 4-4. Oyun bir anda kopabilir. Bench bir anda düşebilir. Ve bizim için kötü olabilir. Diyorum ki tartışmaya gerek yok. Senin dediğin olsun, çık diyorum. Hala itirazı olan var mı arkadaşlar? Hala bir kavga çıkarmanın peki. Bana çok takılma Hikmet. Hayır, izin alayım abi. İzin alacak bir şey yok. İzin almam lazım. Adamlardan izin aldın mı? Aldım. Kimi alayım diye sordun mu? Sordum. Ve ne dediler? Karşı takımın en zayıfını söylediler. Simos'u al dediler. Kimi alayım diye sorduğumda Simos'u al dediler. Hani güçsüzleri alıyordum. Fark etmiyor benim için arkadaşlar. En güçlü kimse, onu alabilirim. Ben hepsiyle onlar yarışırım. Onlar da o yüzden şey yaptılar. Hepsiyle de yarışırım. Ondan bizim zaten şüphemiz yok. Ama dokunulmazlıkta böyle kendini naza çekmenden biz... Naza çekmiyorum. Bak arkadaşlar. Senin arkadaşın aynı olarak şekilde, aynı şekilde size de söyleseler. Orada mesela, fikir alacak bir durum yok. Biz sana çoğunluk olarak dedin? Çift dediysek Hikmet'im, sormayacaksın. Hikmet'im biz sana destek yani. Çıkıyoruz orada. Sen, Hikmet abi çıkman gerekiyor dediler. Ben de şunu söyledim. Ben seçilirsem oynayacağım yine dedim. Böyle bir oyunda beni seçerlerse çıkacağım demesi şey değil yani. Ben bir şey dedim mi bugün çıkacağım diye? Ben bugün çıkacağım dedim mi? Sessizce bekledim. Adamlar beni seçti. Sen davanda haklısın ve bir şey söyleyeceğim. Neredeyse atışları en iyi olan arkadaşımız sensin abi. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Evet. Tamam mı? Atışlarını ben zaten hep herkese diyorum. Kendisine de dedim. Çok iyi atışlarım var. Bence el becerisi olarak bunu herkes görüyor. Hepimizden iyi. Hepimizin iyi. Hepimiz oyun alıyoruz ama beceri olarak biraz daha bir tık üstesin bizden. Ama böyle yaptığın zaman kötü gözüküyorsun abi. Yapma. Şunu söylemek istiyorum. Bir insan bin düşünmeli, bir konuşmalı. Bir düşünüp bin konuşmamalı. Neysen o olacaksın kardeşim, net olacaksın. Bana güçsüzleri alıyorsun diyorsan arkasında duracaksın. Ama ben herkesle yarışırım. Bugün 10 tane Yunanlıyla yarışsaydım arka arkaya hepsini sayı alabilirdim. Sen şey kazandın ve çok iyi atışlar yaptın. Sen onlara cevaplarını verdin abi. Çak şuraya bakayım. Sıkıntı yok abi. Tamam. Eğer ikinci turda kaybetseydim biraz daha üzerime geleceklerini düşünüyordum. Sude mesela geliyor. Şey değişti, potayı atıyor ve atamıyor. Diyoruz ki atış değiştir ya da pota değiştir diyoruz. Hemen bir kulağı çünkü bizde değiştiriyor. Abi Okay, bizi konuşturmuyorsun. Yusuf sürekli abi kimse konuşmasın diyor. Konuşmuyoruz. Yine ama sen Yusuf'u da dinlemiyorsun. İkinci atışta artık kenardan gelen sesleri dinlemedim ve kendi atışımı yapmak istedim. İster istemez stres oluyor ve kenardaki arkadaşların bir baskısını hissediyorsunuz burada. Kırpayı aldı abi gene ikinci oyunu. Abi adam 40 metre geriden geldi ya. Şeyi çekmeyi unuttu. Şeyi çekmeyi unuttu. Mekanizmayı ona rağmen. Parkurdan çıkamadı. Ona rağmen ya. Bir de hızlı adamları parkuru kaçırdı düşün. Şimdi burada mesela en çok dikkatimi çeken şey böyle Yusuf Hikmet'in olay çıkarmaya çalıştığını ve tartışmayı uzatmaya çalıştığını düşünüyor. Katılıyor musunuz buna? Yani Hikmet'in mesela kenarda kalacaksa böyle kalmaması lazım. Gerçekten kenarda kalması lazım. Hani bunu bir eleştiri olarak değil, hani bana laf söylüyorsunuz tamam abi ben de yokum artık gibi değil de gerçekten böyle kenarda kalıp beklemesi lazım. Bu aslında mesela bana kalırsa biz de hep bunu yaptık. Ben 15 tane 20 tane atayım, ikinci oyuna beni çıkarmak istemezler. Onda mantıklı. Ama şimdi sen bunu başka türlü konuşursan ya da başka bir tonla gidersen haksız olursun. Yani biz hep diyoruz Okay oynamalı, Okay oynamalı, kesinlikle oynamalı. Az önce mesela dikkatimi çeken şu oldu. 40 metre önde geldin, oyunu alırsın tabii. Evet, bu çünkü çok önemli bir şey. Bu saygı duyulması gereken bir şey. Bu Okay'ın özelliği. Bu biri aslında konuşurken küçümseniyor bence. Ama bazı kararları alırken evet dokunulmazlık oyunu ya da işte erzak her neyse 15 tane 60 insan da hani ben çıkacağım deyince tepki göstermeleri normal ama tavır çok yanlış. Hikmet'in de burada dokunulmazlık oyunda naz yapması gerçekten. Oynamayacaksan susarak oynama. Evet doğru. Damla burada şey iki grup açısından değerlendirirsen mesela bu oyunlara çıkma ya da çıkmama olayına, çıkartılmama olayına Hikmet'in grubu nasıl bakıyor? Yusuf'un grubu nasıl bakıyor? Ya şöyle şimdi ben genel bir değerlendirme yapacağım ama buradaki Hikmet'in yaptığı tavır, durum, işte bu kaprisleri çok boşuna. Yani çok güçlü bir yarışmacı. Evet biz bunu her seferinde konuşuyoruz. Atışları da çok iyi.
Ama ne olursa olsun Hikmet'in orada yani şu gönül koyması olmaması lazım. Zaten Okay'a sürekli bir ters gitmeler var. İşte Okay'ın performansı çok iyi ama atışlarında fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ben izlerken böyle çok stresli olduğunu düşünüyorum. Çok böyle şey çok, alel acele atıyor. Evet aynen hani öyle. Yani panik bir şekilde. Panikliyor ve bu da tamamen takımın böyle, desteklememesinden şeysiz kaynaklanıyor. Ve Hikmet'in her seferinde kesinlikle ben Simos'la eşleştiğini, ne olursa olsun ben işte kim gelirse karşıma gelsin, ben herkesle oynarım, güçlülerle de oynarım, işte zayıfla da oynarım, benim için hiç fark etmez diyor. Ama ben her seferinde de Hikmet'in Simos'la oynadığını görüyorum. Başka da hiçbir şey görmüyorum. Sen eğer çok güçlüysen, takımın en güçlüsüysen ve kendine inanıyorsan zorları da alıyor olman lazım. Evet, doğru. Ve burada mesela Okay'ın yaptığı şeyde şu tepkisi mesela, Hikmet'in Okay'a yaptığı tepki çok yersiz. Yine bir böyle bir lafı ben söyleyeyim, işte şey Okay'ı rencide edeyim şeklinde. Orada mesela şuna da kızıyorum ben. Seda Seda orada diyor ki işte sen çıkacaksın zaten, güçlüsün, bak şu an yaptığın çok ayıp, işte hani dokunulmazlık oyunu, bu şekilde gönül koyamazsın diyor. Aynı şekilde Bora da ona diyor. Evet hani bak çok kötü görünüyorsun, biz dokunulmazlık oyunundayız. Mesela bu kısmını takdir ediyorum. Yani kendi takım arkadaşları olmasına rağmen bir eleştiri var. Sadece şu konuya takıldım. Orada Seda da diyor ki dokunulmazlıktan biz sana çoğunluk olarak çık diyoruz. Sen çıkacaksın, kimseye sormayacaksın. Yani çoğunluk zaten bu kişiler 7 kişiden oluşuyor. Yani o zaman takımındaki diğer kişilere sormanın hiçbir anlamı yok mu? Evet. Mesela bu benim için şey çok büyük bir soru işareti. Ben buna takılı kaldım. Çoğunluksun mesela, biz oradayız. Çoğunluk, azınlık hiç fark etmez. Dokunulmazlık oyunu. Ben Melisa'yım. Abi ben isterim ki kesin alma ihtimali olabilecek insan çıksın. Bak, bize bunu Seda, yapmadılar mı zamanında? Seda için hayır doğru. Sen çık çünkü bak, almamız lazım. Tamam bak, Seda için bu denilen doğru. Ama bunu Hikmet'e söylediğinde Hikmet bunu başka tarafa ya da Bora başka tarafa çekildi. Çünkü ben hiçbir zaman işte oradan Okay çıksın oyuna dendiğini görmedim. Ya da atıyorum evet Atakan çıksın, biri desteklenmiyor orada. Peki. Ya da atıyorum yani kızlardan işte Büşra çıksın vesaire gibi. Hep kendilerini ön plana sürdükleri için, bu Hikmet için söylüyorum, İşte Bora için söylüyorum. Bora da gerçi hani ben kiminle oynasam fark etmez, hiç benim için problem değil. İşte atıyorum güçlü de olur, zayıf da olur, siz istediğinizi seçin diyor. Ama genelde mesela Yusuf da Kriakos'la oynuyor. Atıyorum şey Hikmet Simos'la oynuyor. Bunu söylemesinin tek sebebi işte siz söylediniz Okay'leyin Simos'u oynayacağımı diye. Yanlış zaten. Zaten 8'e gelmiş oluyor. Ya da 9'a hani gelmiş. Saatten sonra tabii ki de zayıf olacak. Ben adadaki Melisa olsam mesela, bilirim ki beni yazacaklar bireyseli almazsam. Çoğunluğun içindeyim, dışındayım hiç fark etmez. Ben derim ki abi en iyi çıksın da şu potaya girmeyeyim, kaybetmeyelim. Çünkü bilirim hani bunun mesela, bence belki de Yusuf da öyle düşünüyor. Hani sadece şunu diyorum, oyun oynanıyor ya, ilk oyunu herkes oynuyor. İlk seçme olsa eyvallah haklısın. Ben atamayayım 15 tane 20 tane, sendeki Sema çıksın de abi beni katmayın derim. Çünkü atamamışım yani, olur yok bu işin. 3'te 3, 4'te 4 atan atsın isterim yani. İhsan peki yarın öbür gün şöyle bir şey olabilir mi sence? Fikirlerin dışında sormak istiyorum. Diyelim ki Hikmet dedi ki arkadaşlar tamam o zaman oylayalım dedi. Damla'nın da dediği gibi zaten Hikmet'in grubu 7 kişi, karşı taraf 3-4 kişi. Hikmet zaten çıkmak zorunda kaldı. Yusuf da dedi ki ya dedi hani bu dedi danışıklı dövüşüklü bir şey dedi yani. Ben de çıkmak istiyorum dedi. Parkura bir anda 2 kişi yürüdüler. Hikmet hayır ben çıkacağım dedi. Böyle bir sahne olabilir mi yarın öbür gün? Ya burada kim haklı mesela? Olamaz da şöyle bir şey var. Haklı haksız. Evet demokrasiye bakarsak çoğunluk her zaman haklıdır. Çünkü demokratik olarak... çoğunluğun sözü geçerlidir. Ama şimdi, bu bir şey değil ki. Sen evet, başı kabul etmiyorsun. Ama demokrasi şimdi, burada olamaz o yüzden. Burada da başka bir durum var. Şimdi burada danışıklı dövüş olur orada. Yusuf da Hikmet mesela bu konuda şey yapmazlar. İlerleyen yerlerde öyle bir sahne var ki evet, inşallah almıştır. Yusuf da Hikmet'in baş başa bir şeyi var. Orada ne var biliyor musunuz? Kutsal ittifak var aslında. Orada derin devletler. Yani orada... Lafları var baya. Kurtlar Vadisi de bir program. Yani, ciddi söylüyorum. Orada mesela ben orası gelince anlatacağım yani. Orası gelince anlatacağım ama. Orada çünkü Amerika ile Rusya'nın toplantısı var. İki karşıt. Şimdi bir tarafta Fransa var, Almanya var, Amerika'nın arkasında bazı ülkeler var. Bir tarafta İran var, Çin var, Rusya'nın arkasında bazı ülkeler. Ama orada ne var kardeşim? Birbirimize biz dokunmayalım. Kendi menfaatlerimizle ilgili kutsal ittifak sözleşmesi var. Niye? Çünkü bir tarafta Hikmet devamlı çıkıp zayıf alıyor, bir tarafta Yusuf devamlı çıkıp zayıf alıyor. Bunun bozulmasını istemeyen iki yarışmacı var.
Tamam, bunlar bir şekilde sindirilmiş adada. Bundan müzdarip olanlar kimler? Maalesef Okay, maalesef Hakan, maalesef Atakan, maalesef Bora mesela, tamam mı? Aslında bunlar gizden gizle. Biz ne oluyor? Hakan'la Bora'yı görüyoruz. Birbirlerine diyorlar ki ya Hikmet abi ne kadar çok oynuyor. Onlar da aslında Amerika'dan şikayetçiler mesela. Ya hep kendi menfaati falan. Ama kendi aralarında. Hop oraya Hikmet gelince susuluyor ve Hikmet seçimi yapıyor. Burada da Yusuf konuşuyor Okaylar'la. Evet öyle olması lazım falan filan. Ama ne oluyor? Yusuf gün gelince geliyor. Ne oluyor? Abi Marta'yı kedi var stüdyoda. Kusura bakma. Kedi alın arkadaşlar. Şunu merak ediyorum. Siz hani bir biz yarışıyoruz ya da sizin fikriniz ne bu konuda? Ben, dokunulmazlık oyunu. Ben 15 tane atamadım. Ben çıkmak isteyince bana kızmaz mısınız siz? Ya kedi susturdu sonra sen az şey yaptın. Yoksa merak ediyorum bu konuda fikrini. Şey yapayım, Semacığım, mesela çoğunluk olarak çoğunluğa kızıyoruz ya şu an. Bu çoğunluk haksız mı bu konuda? Ben bunu merak ediyorum. Hani çoğunluğa biz kızıyoruz ya, yeri de grup doğru ya şimdi, diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olay, şimdi grup oldular diye bu çoğunluğu söyledi yanlış mı onu merak ediyorum. Ben şimdi olayın çıkış noktasına gelmek istiyorum. Olayın çıkış noktası, bütün bu konuşulanların çıkış noktası ne? 6. haftasındaki Survivor'da sevgili Okay ilk defa bir şey rica etti. İlk defa. Bak o da şu. Ya 6 haftadır susuyorum, oynamak filan istemiyorum. Kötü attım. Karşı taraftan kötü atan yarışmacıyı seçebilir miyim dedi oyunun arasında. Mantıklı da. Kim buna böyle ne yapıyorsun sen ya falan filan ben oynamıyorum o zaman diyen kim? Hikmet. Niye? Çünkü Hikmet'in kutsalına dokundu. Hikmet'in kutsalı ne? Zayıf yarışmacı. Evet. Bak bu kadar netim. Sen ne istiyorsun? Niye orada bir Büşra'nın, Seda'nın, ne bileyim başkasının bir itirazı yok da sen sadece böyle bir şekilde Hikmet'in itirazı var. Çünkü sen dedin ki kardeşim ben oyunun ortasında kötü attım. Arkadaşlar kötü olan birine atayım da hani atışım düzelene kadar en azından oyunu toparlayayım. Bunu rica ediyor. Hikmet olmaz kardeşim sen kimsin? Çünkü kötü sadece Hikmet'in olacak. Anlıyor musun? Kötü sadece Yusuf'un olabilir. Böyle bir ittifak var orada. Sen kötülerle. Sen Nikos'la oynayacaksın kardeşim. Bak Okay en çok Nikos'la oynamış. Ondan sonra Panayotis'la oynamış. Niye? Onlar çünkü o hızlarla oynamak zorundalar. Bize bırakacaksın Simos'u, Spiros'u. Bize bırakacaksın Kyrgios'u. Simos gidince yapma ne yapacak ya acaba? Yapma. Ondan sonra da çoğunluk öyle istiyor. Binlerini bırakın evet. Abi biz burada görüyoruz. Şifreleri görüyoruz evet. İşte. Siz Okay'a vesairesiniz. Zayıfları vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir şekilde baskın karaktersiniz. Alfasınız. Ve siz şeyler oynuyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz. Neyle tehdit ediyorsunuz? Oynamıyorum o zaman. Çıkmıyorum o zaman. Sen kardeşim çıkıp 10 tane Yunan'ı yensen bile kusura bakma bu hareketlerle olmaz. Sen şampiyon olacaksan en büyük şampiyonluk adayı değil misin? Bakıyorsun istatistiklere en tepedeki adam Hikmet. Bakıyorsun konuşmalara 10 tane Yunan'ı bile yenirim. Gel buraya sadece Simos. Yapma ya. Olmaz öyle. Çık delikanlı gibi Nikos'u seç. Arkadaşlar Panayotis'i bana bırakın seç. Ondan sonra tabii, oyna. Tabii, helal olsun diyelim. Yanlış. Bu sefer tabii ne oluyor yanlış. Biliyor musun? Simos, işte Panayotis... Pardon böyle hani Kriakos pardon elendiği zaman yani zayıf yarışmacı elendiği zaman sona takımlarda 5'er 6'şer kişi kaldığında bu sefer atıyorum şimdi Hikmet tabii ki belki kazanır da kazanamamaya başlıyor. Bu sefer şampiyonluktan olabiliyor. Ya elinde böyle bir fırsat var ara ara oradaki iyi yarışmacıları ısırmaya çalış hem kendini dene hem karşı tarafı düşürmeyi dene. Hem de bir güç gösterini herkese karşı ya, yap sadece Simos'a bir karşı kere görmedim değil. Ya yanlışsan beni düzeltin. Bir kere Hikmet ilk seçme hakkında çıkıp Nikos desin mesela. Reklamlardan sonra bugüne kadar kimin kimle oynadığının hepsini göreceğiz. Şimdi bir reklama gidelim. Bu arada reklama gideceğiz ama benim Ayhan Akbaş çok sevdiğim arkadaşım doğum günü. Onu da doğum günü kutluyorum. Bizi izliyormuş. Reklamların aksine. Evet hararetli konular konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi... biraz şeyden bahsedelim. Kim kimle oynuyor? Çünkü bu çok tartışılıyor takımda da. Biz de burada çok konuşuyoruz. Şimdi önümüzde belgeler var. İhsan'cığım ne demek istiyorsun bu konularla ilgili? Kim kimle oynamış? İşte burada çıkışını aldık. Evet. 6. haftasında istiyorlar ama bu 5 haftada. Bu ilk 5 haftada. Yani beş hafta. İşte atıyorum Hikmet 46 oyuna çıkmış. Yusuf 36 oyuna. Yani şu an 52-53'lerdeler. Ama 5 haftanın ortalaması burada. Hikmet neredeyse 50 tane oyuna çıkmış mesela. 5 hafta geçmiş. Nikos'la 4 kere oynamış. Panayotis'le 4 kere oynamış. Yani en çok oyuna çıkan adam mesela. Yani Nikos'la Panayotis'le nerede oynadım biliyor musun? Zaten biliyorum ben. Zaten All Star'larda veya Best Of'larda falan. All Star diyorum. Best Of'larda kendisi çıkıyor ya genelde. Hani tabii ki Hikmet çıkıyor. Hikmet hak etmiyor demiyorum bu arada. Orada çıktığı zaman zaten karşılaşıyor. Çünkü karşı tarafın en iyilerini onlar da en iyilerini seçiyor. Ya Panayotis yerine Nikos seçiyorlar. Sadece orada oynuyor. İşte benim dediğim bu. Ya Hikmet yani bir şeyleri daha ispatlaması lazım.
Hikmet iyisin de hoşsun da bir kere daha çıkıp şöyle bir strateji yapması lazım. Arkadaşlar, karşı tarafta kim hızlı? Panayotis mi? Karşı tarafta kim iyi? Nikos mu? Ben çıkıyorum. Alıyorum. Ben alıyorum. Siz de böyle bir strateji yap bir de görelim. Okay, al Simos'u, iyi başla, elin iyi başlasın. Yap bunu mesela bir kere. Sustur bizi. Yani aklımıza bizim başka şeyler sokuyorsun. Kimle oynamış daha çok Hikmet? Hikmet en çok Krakos'la oynamış. Kaç kere? 15 kere. 15 kere. Spiros'la oynamış 9 kere. Simos'la oynamış 5 kere. Simos sonradan geldiği için. Mesela bu haftayı da eklediğiniz zaman Simos'la 7 kere oynamış oluyor. Yani Hikmet'in genelde paylaştığı isimler Spiros, Krakos ve Simos. Bunlar üzerinde gidiyor genelde. Mesela tartıştıkları Okay kimle oynamış? Okay Spiros'la hiç oynamamış. Okay Tony ile bayağı şey olmuş yani, kanka olmuş oyunlarda. Okay Tony, ya şimdi Okay şöyle, Okay zaten... Çok az oyuna çıkıyor. Okay zaten 22 oyuna çıkmış. Yani Hikmet'in yarısından evet. Az. Yarısından az. Yani mesela kaç kere oynamış Nikos'la? 5 kere. Panayotis'le kaç kere oynamış? 6 kere. Yani oynadığı oyunların %50'sini Nikos ve Panayotis'le oynamış. Yani katsayı olarak daha iyi oyuncularla mı oynuyor Okay? Evet. Bir de Tony ile oynuyor. Zaten mesela Spiros'u hiç görmemiş. Kyriakos'u hayatında bir kere görmüş. 5 haftada bir kere bulmuşlar birbirlerine. Yusuf? Yusuf da çünkü bu konuların çok içinde. Yusuf, ona da şey diyorlar. Yusuf da, şey yapıyorsun Yusuf da oynadığı oyun sayısı Hikmet'e yakın. 30'larda. Ama işte Krakos'la da çok oynamış. 11 kere Krakos'la oynamış. En çok oynadık isim o. Evet. Burada mesela şimdi önümüzde bizim tablo var da şöyle güzel bir tablo var. Bu tabloda kimin kimle oynadığı yazıyor. Mesela benim en çok gözüme çarpan ileride bu tabloya bakarak parlayacağını düşündüğüm yarışmacı Hakan. Çünkü Hakan şimdi şöyle bir şey var mesela. Şimdi Survivor'da genelde doğası gereği performansı kötü yarışmacılar yavaş yavaş gitmeye başlar. Şimdi buraya baktığınız zaman da işte bence bu hafta mesela Vasilis Simos gidecek. Daha sonrasında işte Kriakos, Spiros falan gidecek. Sonları artık Tony, Panayotis, Nikos falan kalacak. Şimdi Hakan daha çok bu sonda kalacak isimlerle oynamış. Mesela Tony ile ve Panayotis ile çok oynamış diye görüyorum. O da az oynamasına rağmen. Hakan demek ki ilerlerde bu %70 çünkü bir de yüzdesi de. Bunu koruduğunu düşünürsek ileride daha çok parlayacak. Diğer arkadaşlarına göre gibi bir şey geliyor. Aynısı Atakan'da da var. Mesela şimdi Atakan kimlere daha yavaş veya işte şey diyoruz? Spiros'a, Kyriakos'a ve Simos'a değil mi? Evet. Şimdi Atakan Spiros'la 3 kere, Kyriakos'la 2 kere, Simos'la da 1 kere oynamış. Toplam 6 kere oynamış. Simos'la 1 kere mi oynamış? Evet. Vay vay vay. Nikos'la sadece Nikos'la 9 kere oynamış mesela. 9 kere. Yani zaten toplam oynadığı sayısı 24. Bunların 9'unu Nikos'la oynamış. 7'sini mi 6'sını mı ne? Panayotis'le oynamış. Ama Atakan'ın Hakan'a göre farkı şu. Hakan genelde kazanan tarafta, Atakan da kaybetmiş. Yani Nikos'ta çıktı 9 oyun var evet ama 3'ünü kazanmış. %46 başarısı. Ya evet. Şöyle bir şey söyleyelim en azından. Yani şu var ki Hakan'la Atakan, Okay'ı da ekleyelim. Devamlı en azından nispeten daha iyi yarışmacılarla oynuyor. Hikmet'le Yusuf da nispeten daha yavaş yarışmacılarla oynuyor. Evet. Bora da tam ortada diyebiliriz. Çünkü Bora da çok mesela Simos'la oynamış bir şekilde. Şeyin Atakan'la Bora'nın durumunda bir de şu var. Karşı tarafın direkt seçme hakkı onlar. Direkt onları seçiyorlar. Böyle İşte evet var. Yani şöyle bir şey. Bizdekiler zayıfları seçiyor. Geri kalanlar da bizde genelde Atakan'ı ve Okay'ı tercih ediyor gibi bir şey çıkıyor. Evet. Yani Yusuf'la şey konuşurken. Ya da Hakan. Yusuf'la Hikmet konuşurken bir şeyler söylüyorlar. Orada lafımı hazırladım. Diyeceğim. Ben bazen buraya gelirken mesela ne düşüneceğim. Bırak orada hani aklıma geleni yani doğal şekilde konuşayım diyorum. Şimdi mesela VTR'yi izliyoruz. Ya içimden ne gelirse onu söylemek istiyorum. Çünkü kafamda kurarak geldiği zaman bazen şöyle. Ama mesela kurarak geldiğim bir şey konu oluyor. O da şu. Mesela Hikmet'le Yusuf'un konuşmalarında bazı şeylere takıldım. Vereceğim örnek bile belli. Buradan söyleyebilirim hatta o gelmeden. Diyor ki Yusuf şeye Hikmet'e. Bizi seçiyorlar tabii de biz de zaten çıktığımız oyunların %90'ını kazanıyoruz diyor. %90 kazanmıyor. Bak, ben şimdi 40 yaşındayım. Hakan da 40 yaşında. Bayağıdır böyle Survivor ile ilgili bir antrenman yapmadık. Ben zaten hiç atışlara bile gitmedim. Ben buradan Türkiye önünde bir iddia söylüyorum. Ver bana şimdi buraya gönder. Hemen bizim yarın biletlerimizi al ikimize. Tamam. Bizi adaya gönder. Ve ilk seçme hakkını şu Yunan takımına karşı bize ver. %90 biz de kazanırız. Hakan'la ikimiz çıkarız. Şu kıyafetler. Şu kıyafetlerle %90 biz de kazanırız. Ver bana Simos'u. Al Kriakos'u. Bitti. Ne yapacağız? Ya biraz gidip çember atacağız. Hadi ben de iddiaya giriyorum. %90 zaten kazanıyoruz ne demek ya? Ya zaten ilk seçme hakkını almışsın. En zayıf bulmuşsun şeker gibi rakip.
akşam Furkanları seyrettim. Çok güzel söylüyor. Fenerbahçe Galatasaray'sın. Karşına geliyor daha basit rakip. Onlarla küme düşme hattındaki adamlarla oynuyorsunuz diyor. Çok normal. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir örnek olabilir mi ya? Ya siz madem güçlüsünüz, madem öyle, bir de öyle strateji değiştirin ya. Bir de bize gösterin bunu yani. Gösterin. Sadece soy oyunlarında mesela Yusuf geri planda kalıyor. Soy oyunlarında çıkıyor, güçlü rakiplerle oynuyor. Hayır. İyi yerde de al mesela Hikmet. İyi yerde de al. Yoksa kötü yarışmacılar demiyorum ha. Kesinlikle Yusuf da Hikmet de çok iyi yarışmacılar. Yani bu laflarımız bazen başka yere çekiliyor. Başka türlü anlaşılıyor ama Hikmet gerçekten Survivor tarihine gelmiş en iyi yarışmacılardan biri. Yani Hikmet böyle A klas bir yarışmacı. Yusuf da öyle. En iyi yarışmacılar. Ama siz devamlı böyle basit rakipleri seçiyorsunuz ya. Orada şüphe uyandırıyorsunuz bizde. Yani ilk çık seçme hakkını başkalarına verin. Siz çıkın kardeşim. Nikos da inanılmaz kuvvetli değil mi arada? Panayotis da yani hızlılar ama becerikli değiller mesela. Atışları o kadar iyi değil. Bu kadar korkmayın ya. Bu kadar geri planda kalmayın yani. Çıkın çatır çatır onları seçerek başlayın. Ya onlar da şunu söyle. Sen söyle. Pardon. Şey aslında güçlü olanların biraz daha geri planda kalıp hani bize kim denk gelirse, bize hiç fark etmez. Hani siz alabilecekler, atışları kötü olanlar, siz öncelikle seçmelerinizi yapın. Sonra bize fark etmez demeleri gerekiyor. Yani şampiyon olmak isteyen bir insanın bu şekilde davranması lazım. Bu da böyle lazım. Olmaz. Yani Hikmet'in o tavrıyla olmaz. Gerçekten kenarda kalıp bunu hani eleştiriyorsunuz ya hadi bakalım ben oynamıyorum gibi değil. Gerçekten beklemesi lazım yani. Bunu yaparken tavrı da çok önemli. Bir de dün şöyle iki gün önce, dün pardon şöyle bir şey oldu. Tamam peki kime alayım dedi Hikmet. Tamam siz söyleyin dedi. En güçlüyü alayım dedi. Simos aldı. Tamam Simos alayım o zaman. Hayır tamam Simos. Hayır ona söylemiş olabilirler de zaten 9'a geldi oyun. Bak Simos'u. Ya yani 9'a geldikten sonra zaten onun güçlü yarışmacının zayıf birisini seçiyor olması bak, lazım. Şu an şu kıyafetle gözüme güneş gözlüğü takayım. Şu kolumu da şöyle bağlasınlar. Bak bağlasınlar buradan. Eğer Simos'u yenmezsem adam değil. Bak yemin ediyorum ya. Adam kardeşim. Yani yürüyerek gelsen adam zaten 20 kere de atıyor ya. 20 kere de. 3 tane şeyi devirmen lazım. Adam 20 kere de atıyor. Ne yaptığını ya, bilmiyor. Geldiğinden beri bugüne kadar ki en kötü erkek yarışmacı olabilir Survivor tarihinde. Yunan prodüksiyonu mahvetti. Ya bak ben mesela şimdi bunu artık şimdi adada olsam Acun abi oradan bir şey söylüyor. Bir de kurtarıcı geldiğinden geldi. Geldiğinden beri iki kere kazandı diyor. Ya dün Acun abi diyor ki bugün muhtemelen yani bir yerlerde okuruz böyle haber köşelerinde. Süleymaniye benziyor diyor. Fenerbahçe'de gol atamayan var evet. Ya. Süleymaniye benziyor diyor. Hiçbir şey yok, hiçbir katkısı yok, hiçbir etkisi yok diyor. Ya oyun anlatırken bile bunları söylüyor. Ben adada olsam, seçme hakkı bende olsa Simos demeye utanırım ya. Ya ulan şimdi herkes izliyor beni. Kalkıyorum oradan ilk seçme hakkında falan çıkıyorum böyle 1.95 Simos. Ya utanırım mesela tamam yani. Ha Simos'u mu seçeyim falan. Hani Simos derim yani. Şey fazla böyle göze batmadan seçmeye çalışırım. Veya o beni seçsin. Onun peşinde koşarım yani. Bir de son olarak şeyde parantez açmak istiyorum. Bora aslında şu Survivor geneline baktığınız zaman seçmelerde en adil olarak herkesle oynamış ve başarısını en hak etmiş yarışmacı. Evet. Ya gerçekten. Ama Bora zaten her seferinde seçmelerde şey de söylüyor. Benim için hiç fark etmez. Bir şey diyeceğim. Hani Bora'ya da seçme herkesle hakkı oynayabilirim. Kalmıyor. Bak Bora kötü yarışmacı değil zaten. Çok iyi yarışmacı. Ama Bora'ya da seçme hakkı kalmıyor. Kutsal İttifak, Yusuf'la Hikmet orada seçim haklarını ilk başta kullandıkları için geriye kalan 4 tane erkek yarışmacıya ne gelirse. Bugünkü bahtımıza ne çıkıyor? Nikos hayır, çıkıyor. Normalde Simos. Şeyi söylemek istiyorum. Doğru. Ama normalde Bora baskın bir yarışmacı olduğundan hani orada söz sahibi olabilir. Bu 7 kişilik grubun içerisinde olduğu için ve adada da fazla sesi çıkan bir yarışmacı olduğundan hani orada seçmelerde normal şartlarda hani hayır ben bununla oynayacağım diyebilme bir hakkı var. Ama bunu bu şekilde değerlendirmiyor bence. O genel Survivor'ın işte bu 5 aylık bir totale bakıp ben herkesle oynayayım. Zaten ilerleyen zamanlarda insanlar benim başarımı görür şeklinde diye düşünüyordur. Şimdi Bora demişken hafta sonu biliyorsunuz bir iletişim oyunu oldu. İletişim oyunları bu sene nedense kriz oluyor seçmelerde falan. Her hafta bir kriz. Ya seçerken ya da sonrasında işte Melisa'nın erkek arkadaşı olan konuşması gibi Bora ile Okay bir tartışma yaşadılar. Daha doğrusu bir ödülü reddetme olayı. Onu bir izleyelim üstüne yorumlayacağız. Öncelikle bugün Yusuf ve Atakan'dan kararıma saygı duymalarını bekliyorum. Çünkü Atakan seçtiği zaman ikimizi götürmüştü. Ben de açıkçası onları götürmek istiyordum. Ama bir sonraki ödülde biraz daha sınırlarımı zorlayıp onları götüreceğim için söz veriyorum. Bugün ilk olarak Sabriye'yi götürmek istiyorum. İkinci olarak da sürekli işte yanlarından falan geçerken Bora'nın bana sürekli
sırasını verdiğini duyuyorum konuşurken. Sabahleyin burada da seremonide sırasını verdiğini söyledi. Açıkçası bu durumdan huzursuz oluyordum. Onun için Bora'ya hakkımı ödemek için bir teşekkür mahiyetinde onu götürmek istiyorum. Bora diyorum. Peki. Okay da Sabriye ve Bora'nın ismini verdi. Bora söz istiyor. Sürekli konuştuğum bir konu değil bu. Ben ona sıramı verdiğimde ondan sadece bir teşekkür istemiştim. Bunu sadece ben değil 4-5 kişi daha ona dile getirmişti. Ama ben ona sıramı verdiğimi kabul etmedi asla. Şimdi şirin gözükmesine gerek yok. Ben onun teklifini reddediyorum ve kesinlikle gitmek istemiyorum. Ama gene de teşekkür ediyorum. Peki kararına saygı duyuyoruz o zaman Bora. Okay, seni dinliyoruz. Bora teklifini böylelikle reddetmiş oldu. Arkadaşlarıyla konuşurken duydum. Sırasını verdi ve teşekkür bekliyordum. Ben bunu zaten oyundan sonra öğrendim sırasını verdiğini. Oyundan önce Hikmet'le biz bunu daha önce de dile getirmiştim. Hikmet'le biz sözleşmiştik aslında. Ben ona kazanırsam seni götüreceğim demiştim. Dolayısıyla ben de içten içe onun da beni götüreceğini bekliyordum. Götürdü açıkçası ama bana işte sıramı verdiğim gibi duyumlar... Bunu biraz da siz sonra... aranızda büyütüyor olabilir misiniz yanlış anlamayla? Böyle bir duyum aldım. Zaten kendisi bana söyledi. Biz ayrı dünyaların insanıyız demişti ama ben huzursuzluk hissediyorum. Öyle şirinlikle bir alakası yok. Hakkı geçmesin bende. Ben de ona götürmek istedim. Büyüklüğümü yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ödüle gitmek istemeyen bir arkadaşımızı da asla zorla ödüle gönderemeyiz. Saygı duyarım. O zaman Yusuf'la Atakan arasında kalacağım. Yusuf Atakan'a verdi sırasını. Atakan diyorum. Peki teşekkür ederiz. Şimdi burada ben başlayayım izninizle. Yani Bora tarafını değil ama farklı bir yerden bakacağım. Sabriye niye gidiyor? Yani bana biri bunu söylüyor. Sabriye tamam mı şu oyun oynandığında muhtemelen adadaki 5. günü. Ya 5 günde. 15. günü. Olur mu ya Sabriye ne kadar oldu geleli ya? Konuşma geçiyor 15. günü. 15 gün olur mu ya? Ya hadi 15 olsun abi yeni gelmişsin ya. Orada bak karısı olan var çocuğu olan var. Annesini özleyen gencecik çocuklar var. Gidip öyle Okay'a hani biraz daha yakınsın diye hani oyun öncesi ağlayıp ben gideceğim. Ne gerek var ya Sabri daha yeni gelmişsin. Bir aydır buradasın onlardan daha fazla. Onlar geleni 1,5 ay olmuş. Yani mesela Sabri'nin bunu kovalaması bana yanlış geldi. Yani bilmiyorum hani öyle bakıyorsun suratıma ama. Yani abi bir sürü kız var. Büşra var orada mesela. Melisa var. Kaan gitmişti sanırım bir kere. İhtiyacı yoktu bence diye o zaman da düşünmüştüm. Hani yeni gelen yarışmacının henüz ihtiyacı yok gibi geliyor diğerlerine göre daha doğrusu. Ama yani şu an Okay'ın burada suçlu olacağı bir durum yok ki. Sabriye gidip ona beni götürür müsün lütfen işte ailemi çok özledim gibi bir şey zaten. Bir şey söylediyse o söylemiş, da onunla, yani onunla ya. Yakın olduğu için de ama daha seni... yeni gelmişsin anlatabildim ya hani daha ya şimdi senden bir şey rica ediliyor yani. Ve sen de benimle çok zaten yakın Okay'a arkadaşım. Demiyor, öyle bir şey demiyor bir de bir şey diyeceğim şimdi bak bazı şeyleri biz bilemiyor olabiliriz. Şimdi Sabriye bir anda geldi Survivor'a. Şimdi diğerleri mesela Survivor'a gideceklerini biliyorlardı, haber verdiler, pasaportlarını hazırladılar vesaire. Abi yatağından almadılar ya kızı abi mesela, yapmayın Allah aşkına. Sabriye de ya. Bir yerlerde bir kampta bir şey de olabilir. Sonuçta sporcu insan bak bilemiyoruz. Bazı şeyleri bilemeyiz. Telefon gelmiştir, teklif vardır. İki günde hızlı olmuştur her şey. Bir anda kendini uçakta bulmuştur. Diyecek anne geldin mi diyecek hayır, yani telefonla mesajı. Anne ben var, geldim. Bir sürü insanla akrabasıyla ablasıyla Trabzon'da falan yaşıyor. Belki bu kız bir yerdeydi. Almanya'da bir yere hazırlanıyordu. Zaten gidecekti. O planı bozuldu da Domine gelmiş olabilir. Yani ailesinden 15 gündür ayrımı bilmiyoruz mesela. Orada kimsenin günahını alamayız. Ya boşuna dikkat çekiyorsun burada. Anlatabildim mi? Ver abi sıranı. Büşra gitsin mesela. Büşra gitmedi hiç iletişim ödülüne mesela. Geçen hafta gitti. Gitti mi? Gitti. Ya o zaman başkası var ya bir sürü adam var yani. Damla beni bozmana ne gerek var şimdi? Olabilir bir daha gitsin yani. Ama yeni gelmişsin Sabriye ya. Bence çok özlemiştir yok. Bir şey vardır yani. Ben buna çok takılı kalmadım ya. Gerçekten takılı kalmadım. Morali bozulmuştur. Bir desteğe ihtiyacı vardır. Ailesiyle bu konuşması gerekiyor. 10. günü Sabri'yle. 10. ya da 15. yani. İhsan'ın dediği gibi belki çok ani bir şekilde Domine'ye geldi ya da maçtaydı. Olabilir yani bunlar.
Sonuçta sen en yakın arkadaşın, orada anlaştığın tamam, birisi evet, var. Anladım, geldi tamam. Sana dedi ki bak öylesine beni dinliyorsun. Beni bulacak ya tamam. Hayır, gelip sana söylemiş olabilir lütfen, benim çok ihtiyacım var demiştir. Neye ihtiyacı, onu diyorum ya, 10 gün önce oradaydın. Konuşmasında ihtiyacı varmış gibi görünmedi, o ayrı konu ama. Ya zaten yazıştığın şey dedi ki abi burada belki, bak düşünsene şöyle bir şey söyleyeyim, yazışıyorsun belki orada atıyorum sana. Yani alakasız birinin elinde olsa telefon, iyiyim sen nasılsın diye yazsa anlamazsın ki. Ya bırak abi, bırak başkası yapsın ya. Benim düşüncem kardeşim bu kadar. Sen ben tamam, bana saçma tamam, geliyor yani. Bu. Ben senin asıl diğer konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Bora ve Okay'la alakalı. Şimdi buna iki yerden bakabilirsin. Tamam mı? Bir dersin ki şimdi Okay, hep adaletinden bahsettik. Okay'ın tarafından, iyi tarafından, yani Okay'ın iyi olduğu taraftan bakarsan Okay gerçekten bunun vicdanını yapmış. Kendi içinde demiştir ki bu çocuk böyle bir şey dedi. Benim de içime oturdu. Teşekkür de bekliyormuş. Belki ben hatalıyım. Götüreyim Bora'yı. İçinden de diyor ki hem o sussun hem de ben de kimse de hakkım kalmasın demiş de olabilir. Diğer taraftan da ya şu çocuk işte artık kurtulsun başımdan da ben bunu götüreyim de aman kardeşim ya kafama etti bilmemle ne yaparsa yapsın kurtulayım artık da diye olabilir. Ben, hangisi dersen bana birinci kısım daha yakın geliyor. Yani Bora'nın reddetmesi de çok normal. Çok normal reddetmesi. Ama hani Okay'ın onu götürmesinde de ben bir art niyet aramıyorum. Okay zaten şimdiye kadarki 5 haftalık süreçte böyle bir davranışta bulunmadığı için ben de tamamen borç ödeme anlamında olduğunu düşünüyorum bunun. Bora'nın... Kimse de hakkım kalmasın yani. Evet çünkü konuşulmuş bir şey. Bir de Okay şunu da mahcupluğunu yaşadı. Kardeşim ben bilmiyordum, öğrendim, teşekkür ederim. Oo geçti artık falan gibi bir şey oldu ya. Hakikaten bence bu bir teşekkür. Bora'nın tavrı da zaten belliydi, bu konuda çok kızgın. Gitmemesi de normal aslında. Sen ne diyorsun İhsan? Ya ben burada şeye takılıyorum mesela. Bora'nın teklifi reddetme şekline takılıyorum. Şirin gözükmesine gerek yok falan diyor. Yani Okay bunu şirin gözükmek için yapsa hiçbir açıklama yapmaz. Ben Bora'ya götürmek istiyorum der. O zaman deriz ki Okay niye götürmek istedi? Şirin gözükmek için. Ama Okay bunu yaparken hem bir borç olarak ödedim diyor. Hem de bir rahatsızlığını dile getiriyor aslında. Rahatsızlığı ne? Durmadan yaptığı bir iyiliği devamlı hatta bugün seremonide de söylemesi Bora'nın. Çünkü 2 hafta önce sırasını vermiş. İlk başta o sırayı vermeyi hakkımı verdim olarak anlatıyordu. Hakkım ne? Hakkı yani sanki kendi Bora kazandı. Evet Bora nereye gidiyorsun? Ben gitmiyorum hakkımı Okay'a veriyorum dese hakkını verir. Hak filan vermiyor. Hak sıraya döndü daha doğru. Şöyle bir şey, Hikmet Bora'ya şöyle bir şey demiş. Vesile oldu diyelim. Götüreceğim de demiş sıra, olabilir. Sıra. Şimdi sıra. Şimdi Okay çok güzel anlatıyor. Diyor ki ben bunun Bora'nın sırası olduğunu, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Biz zaten bunu aramızda Hikmet'le konuşmuştuk. Hikmet de birbirimizi götürecektik. Hikmet de bu konuşmanın üzerine orada beni seçince konunun Bora'yla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Beni götüren Hikmet zaten. Dolayısıyla benim teşekkür etmem gereken kişi Hikmet. Ben bunun Bora olduğunu bilmiyordum diyor. Sonra öğreniyor ki Hikmet diyor ki yok Bora sana sırasını ver. Ha öyle mi diyor. Gidiyor da teşekkür de ediyor. Nasıl teşekkür ediyor? Bir daha hatırlayalım, hafızalarımızı zorlamayalım. Nerede? Sen kalıbın adamı değilsin diyen adama 2 saat sonra gidiyor teşekkür ediyor. O lafa rağmen. Çünkü ha öyleymiş. Demek ki Bora sırasını vermiş. Çocuk onun üzerine bir de teşekkür ediyor. Şimdi Bora'nın yaptığı ne? Burada işte kalıbın adamı değilsin dedi. Çok yanlış. Böyle bir kelime kullanmamalı hiç kimseye. Ondan sonra... benim sayemde gidiyorsun ödüle falan bir teşekkür et falan dememesi lazım da onu da dedi. Kalktı seremonide ben bunu daha önce de yaptım işte hakkımı vermiştim vesaire falan bunları bir daha söyledi. Bunları artık dememesi lazım Bora'nın. Bunları söylediğin zaman da karşı taraf bununla ilgili bir şikayetini dile getiriyor. Okay aslında orada söylemeye çalıştığı şey kardeşim bu konuda artık lütfen yani 1/2 sıramı verdim teşekkür istiyorum falan anlatma. Benim haberim yoktu. Ben de zaten sonra teşekkürümü ettim. Ha bir gün de istiyorsan bugün seni götüreyim dedi. Teklifi verdi. Birazcık helalleşmek istedi işte. Ama bir tık şey de var. Hani öf be hani yani artık seni de götüreyim de kurtulayım senden devam. Ama adam yani başına kakılan bir durum var. Her şeyi duydu ne olsun ya, normal yani. Konuşuluyor. Gerçekten konuşuluyor. Bir kere ben bu konuyu her yerde konuşmuyorum diyor ya Bora. Ya ben 2 haftadır dinliyorum mesela bu konuyu. Her yerde dinliyorum. Nerede konuşmuyor mesela? Gerçekten. Ama şu seramında bile konuştu. Zaten. Şu seramında bile konuştu mesela. Konuştu. Öncesinde konuşuyor. Diyor ki ben böyle sıramı vermiştim vesaire filan. Yani bir yerde ya durması lazım. Bak, Bora'nın söylemleri bence bitmeyecek. Bu konu daha da uzayacak. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yine bir konuşmalar dönecektir Okay üstünden ama Bora'da bu tarz var. Buradayken işte bana teşekkür etmesi gerekiyor dedi. Daha sonraki belki birazdan izleyeceğiz.
Yusuf Tony ile oynadı oyunda. Onun için de dedi ki Yusuf'un bana teşekkür kazandı. Evet. Yusuf'un bana teşekkür etmesi İzin lazım. Şöyle yapalım. Çünkü Tony ile oynattım ben onu dedi. Evet. Oynattım. Yani Yusuf orada koşmuş. Bak şimdi Yusuf oyuna çıkmış. Yusuf koşmuş. Yusuf labutları devirmiş. Yusuf oyunu kazanmış. Ne yapacak? Bora'ya mı teşekkür edecek? Yani biz öyle bir dinliyoruz ki Bora'dan hikayeyi. Bora'ya teşekkür etmemiz lazım. Bizim de helal olsun Bora dememiz lazım. Yani çünkü Bora yapmış. Yani. Öyle bir sayı Bora'ya var. Yazıyoruz burada. Çok ilginç ya. Mesela sayemde oldu falan diyor. Zaten Yusuf ilk çıkmış. Güçlü yarışmacılardan biri Panayotis'le oynamış ve onu yenmiş. Zaten Yusuf iyi. Yani Yusuf Tony artık şey yani leblebi artık orada Yusuf'a. Bu iletişim oyundaki bu seçme atışmasının adadaki yorumlarını bir izleyelim. Onlarla ilgili de burada konuşacağız gibi geliyor bana. İletişim ödülü kaybettim. Aslında kazandım. Ama kabul de etmedim. Şöyle gelişti olaylar. Bundan belki 1-2 hafta önce şöyle bir söylemde bulundum ben arkadaşlarımla konuşurken. Ben yerimi verdim diye ileride problem yaşadığım bir arkadaş beni iletişim ödülüne götürmek istiyorsa, ki burada Okay'ı kastettim, kesinlikle gitmeyeceğim dedim. O beni götürüyorum dediği anda ben sana bir söyleyeyim mi? Hayır. Şunu söyleyeyim sadece sana. Beni tanıyanlar, ailem ya da işte tanıyan herkes şöyle demiştir. Bora kesin gitmeyecektir demiştir. Yani benim el böyle söz istememden önce %100 eminim yani. Bora abinin yerinde olsam ben de asla kabul etmezdim. Çünkü kabul etseydim tükürdüğümü yalamış olurdum. Ben olsam ben de gitmezdim çünkü yani burada evet çok böyle burun buruna kimse girmedi ama sen adam değilsin. Senin adamlığın bu kadar cümlelerinden sonra ben de bir sene çocuklarımın sesini duyamayacağımı bilsem o ödüle asla gitmezdim. Bir de o kadar kıymetli bir ödül ki yalandan olduğunu biliyorsun. Yani hiç gönüllüymüş gibi davranmanın, benim ona bir borcum var demenin de bence bir anlamı yok. En doğru şey oldu. Şirin gözükmek için abi. Ya şirin gözükmek için parkurlarda becerisini ortaya koyamıyor. Böyle şeylere dikkat çekmeye çalışıyor. Bir kere Bora'nın sağda solda konuşmasını duyuyorum. Bir teşekkür etmedi bilmem. Zaten bilmediğim şey sonradan öğrendim biliyorsun. Evet. Hikmet götürdü, yok sıramı verdim falan demeye başladı. Ben dedim üstümden kalsın yani böyle bir şey varsa söyleyeyim. Ben zaten gerekeni yaptım. Çizgimden hiçbir zaman şaşmayacağım. Burada olduğu için değil, 2-3 hafta önce bir şey söyledim. Söylediğimi yutmayayım diye değil. Ben normal hayatta da bu şekilde davranırım. Ters düştüğüm insanlarla ne aynı ortamda olmak isterim, ne onlardan bana gelecek faydalı bir şeyden de yararlanmak isterim. Bugün de zaten bunu gösterdim. Seda diyor ki burada Sema, burada diyor Okay diyor samimi değil diyor. Yani ne diyorsun? Ben katılmıyorum. Ben Okay'ın en baştan beri samimiyetine inanıyorum. Burada biraz grupçuluktan dolayı mı böyle bir söylemde bulunuyor sence? Yani Bora sürekli bu durumun bir haksızlık olduğunu, aslında her şeyde Bora'ya teşekkür edilmesi gerektiğini, Bora'nın sürekli saygı gösterilmesi gerektiği gibi bir imajı var. Ve yanındaki arkadaşları da, kızlar da mesela sürekli Bora abi diyor, Bora abi derse öyledir, böyledir. Böyle bir durum var. Bora'yı da yanında olduğu için bence şu anda haklı görüyor. Hı hı. Biz de hepimiz zamanında çok haksızımız oldu yanımızda ama hep arkasında durduk. Bence burada Seda haksız. Çünkü Okay'ın daha öncesinde böyle tavırları olsa evet ben bunun altında bir şey arayayım. Ama Okay böyle bir adam değil ki bunun altında ben böyle bir şey arayayım. Çok haksızlığa uğradığı zamanlarda bile Okay bunu çok sakinlikle sabırla karşılayan biri. Böyle bir tilkiliğe niye girsin Okay? Seda sen adam değilsin cümlelerinden sonra zaten ödüle gitmezdim diyor. Ama onu söyleyen aslında Okay değil, ilk söyleyen Bora. Ya ikisinin de birbirine böyle şeyleri oldu. Bora zaten çok bence sert Seda çıktı. Bence Seda olayların içinde yok. Yani sadece grup olduğu için ve grup arkadaşlarıyla beraber bir zaman geçirdiğinden dolayı hani ister istemez o tarafı haklı bulmaya çalışıyor. Hı hı. Ya da o tarafı buluyor. Ama şu anda kim kime adam değilsin dedi, kim kimden özür diledi ne olduğuna dair bence kesin net olarak olaya hakim değil. Ama işte hakim değil ama yanında oturduğu insan gelip öyle konuştuğu zaman diyorsun ki 35 yaşındaki adam da durup dururken böyle bir yalan söylemez. Yanındakilere genelde hak verirsin, durum böyle olur. Demek ki Seda yanlış biliyor. Yani evet. Adam değilsin laflarından sonra ben de olsa seçmezdim diyor. Şimdi bizim izlediğimiz adam değilsin lafları. Sen ama onu bilmeyebilir zaten. Evet, sen çünkü Okay bana böyle demiş diye anlatan biri de değil ki. Sen kalabalığın adamı değilsin diyen Bora nerede diyor? Baş başayken Okay'a. Yani Bora diyor ki sen kalabalığın adamı değilmişsin falan diyor. Adam değilsin lafları orada geçiyor. Kim var orada? Sadece ikisi var.
Seda ne diyor burada? Sen adam değilsin laflarından sonra. Demek ki Seda olayı aslında Okay'ın Bora'ya söylediği şeklinde biliyor. Evet. Veya buna biri, belki Bora bilemiyoruz, biri böyle aksettirmiş mesela konuyu. Ama yanlış. Bizim bildiğimiz o lafı söyleyen zaten Bora. Seda'nın bildiği başka şey. Belli yani. Evet. Ama yine de Okay'ın genel geçer böyle bir tavrı olmadığı için, bunu da adada görmediği için bence çok da Bora'nın sözlerine itimat etmemesi gerekiyor. Çünkü Okay böyle bir adam değil. En büyük kavgalarda bu adam çok sabırlı olmuş, sakin olmuş. Neden ona böyle bir plan yapmış, şirin olmaya çalışıyor gibi bir durumu var ki? Peki Okay sizce Bora'yı bu ödüle götürürken ya bu zaten kabul etmeyecek diye kafasında bir şey var mıdır? Sanmıyorum. Ya gitse giderdi yani. Okay da o niyetle götürdü mü diyorsun? Aynen. Ya Okay'ın içerisinde bence kesinlikle bir art niyeti yok ve kendisini inanılmaz derecede açık bir şekilde ifade etmiş. Yani ben bu Bora'nın bana sırasını verdiğini bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim. İşte Hikmet'e teşekkür etmem gerektiğini biliyordum. Ama sonra durumu telafi ediyor. Bora'ya teşekkür ediyor. O kadar lafın üstüne. Bunun üstüne her seferinde başına kakılan bir durum var. Yani sürekli bana teşekkür etmen lazım. Ben sana hakkımı verdim. Bir yerden sonra ben içten de olsa ya da içimden gelmese de sevmesem de borcumu yani ödeyelim. Lanet olsun derim. Tamam gel benimle artık bir helalleşelim ve ödeşelim derim. Evet. Yani bunu tamamen bir durumu sıfırlamak adına sürekli artık bir adada konuşulmasın. Benim Bora'ya teşekkür etmem gerekiyormuş hissiyatı yaratılmasın diye bu durumu yapmış. Evet. Ve bunu da bence çok da güzel yapmış. İyi ki de yapmış. Şimdi bu iletişim oyununda başka bir olay daha var. Geçen hafta Atakan'a sitem eden Büşra bu hafta da Okay'a sitem ediyor. Beni niye götürmedin diye. Onu izleyelim ardından yorumlayacağız. Sude kazandı. Sude'nin zaten götüreceği isimler belliydi. Aile olmasaydı Melisa ile seni, aile olursa Seda ablaya kullanırım hakkını demişti. Sıkıntı yok. Çok sevindim onlar adına. Okay abiye gelince Sabriye daha buraya geleli gerçekten çok az bir süre oldu. Herhangi bir sıkıntım da yok Sabriye ile ama Okay abinin beni götürmesini beklerdim. Seni mi götürmeliydi sence? Bence beni götürmeliydi ama ben Atakan gibi gidip ona abi ne olur beni götür falan yapamam yani. Bir erkek bile yapabiliyor ama ben bir kadın olarak yapamam yani. Mesela Atakan geçen hafta gitmişti. Aslında farklı birilerine götürülebilirdi bence. Artık bazı insanlara karşı net bir tavrımın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu karşı taraftan kaynaklı olarak beni arada bırakıyor. Bununla ilgili zaten akşam da konuşmayı düşündüğüm isimler var. Büşra. Geçen hafta Atakan'a sitem etmişti. Şimdi Okay'a sitem ediyor. Ne düşünüyorsun İhsan? Vallahi ben Büşra çözemedim yarışmacılardan biri. Açık konuşayım. Şimdi Büşra'nın ben devamlı her iletişim oyununda böyle bir problem çıkarmasını anlamıyorum. Yani mesela Sude niye götürmüyorsun? Onu niye şey yapmıyorsun? Onu niye konuşuyorsun? Kalkıp da yani Okay'ı götürmemesiyle ilgili bir şey söylüyorsun. Bu bir. İkincisi ben Büşra'nın nerede yer aldığını da bilmiyorum. Mesela bundan sonra başka görüntüler de var. Atakan'la konuşuyor. Okay abiyle konuşuyor. Okay abi diyor. Ben diyor burada %100 en çok sana güveniyorum mesela diyor. Şimdi en çok %100 ona güveniyorsun ama onlarla beraber İşte bak şu an görüyoruz zaten arka tarafta. Şimdi burada bir şeyler anlatıyorsun. Okay'la. Dönüyorsun Hikmet'le bir şeyler konuşuyorsun. Dönüyorsun Okay'a %100 en güvendiğim adam sensin diyorsun. Atakan'a diyorsun ki ama sen beni götürmeye söz vermiştin. Beni götürecektin diyorsun. Yusuf'la konuşuyorsun. Yani Büşra arada mı kalmaya çalışıyorsun? Herkesle mi iyi geçinmeye çalışıyorsun? Yani ben gerçekten çözemedim Büşra'yı. Ama Büşra benim için şu an gördüğüm kadarıyla da yanılmayacağım. Olası bir Türkiye konseyinde 7. olarak Ecem'in yerine 7. olarak yer alıyor artık o grubun içerisinde. Ecem gitti. Muhteşem Yedili dağıldı dedi. Hayır bence dağılmadı. Yeni bir 7. geldi. Sabriye'nin peki Okay ile Yusuf'la biraz daha hareket etmesi Büşra'nın o Yedili'ye bağlanmasını sağlar mı? Çünkü Büşra ile Sabriye Büşra onlara zaten onlardan önce bağlandı aslında. Oraya 7.5 olarak bağlandı. Onlarla beraber oy kullandı. Eksoz'daydı değil mi? Öyle yani Atakan oy kullandı. Haberim yoktu diyor ama Atakan oy kullandı. Ama konuşmalarında böyle yine çok onların yanında durmamaya çalışıyor. Ama Büşra'nın böyle bir laf taşıma olayı oldu. Yani oldu. Çünkü onunla bir şey konuşup buraya anlatıyor. Burada bir şey konuşup oraya anlatıyor vesaire. Bu iletişim oyunlarında da biraz ön plana çıkıyor. Ben artık galiba Büşra'nın Hikmetlerin, Boraların, Sedaların bulunduğu gruptan bir üye olarak görmeye başladım. Damla peki şöyle bir durum var. Mesela Büşra İletişim oyunlarından önce benim anladığım, gördüğüm hani oyuna konsantre olmaktan çok gidiyor mesela diyor ki Damla bak
kazanırsan beni götüreceksin söz mü diyor. Öteki gün gidiyor Sema bak söz ver beni götüreceğim falan. Ama hani... Hikmet'le konuşmasında da şey diyor ben kimsenin yanına gidip de işte beni götür beni götür Atakan. Diye. Ama iki haftadır da iki haftadır da böyle sürekli birilerinden söz almış. Ya buna konsantre olacağına oyuna konsantre olsan daha mantıklı değil ya mi? Kesinlikle oyuna konsantre olması gerekiyor ama senin dediğin gibi şimdi oyuna başlamadan önce arkadaşının yanına gidip işte kazandığın zaman beni götürür müsün diyor. Hikmet'le konuşması var orada da diyor ki ben kimsenin yanına gidip ağlayamam öyle kadın olarak yapmam erkek nasıl yapıyor bunu diyor. Hı hı. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demek istiyorum. Şu anda Büşra bir o grupta hangi taraf güçlüyse ya da diğer tarafta. Yani ne taraf güçlüyse oraya geçmek istiyor. Burada da Okay'ın bir tane söylemi vardı işte toplu konuşurken de. Diyor ki siz diyor işte ben sizinle anlaşamıyorum bu 7 kişi siz beraber hareket ediyorsunuz. Büşra diyor ki ben neredeyim? Beni ne tarafa konumlandırıyorsun? Hı hı. İşte ben kimsenin bir grubuna dahil değilim diyor. Ama içten içe Büşra neresi güçlüyse yazılmamak adına o tarafın yanında durmaya çalışıyor. Peki Sema bir şey söyleyeceğim. Şimdi Büşra mesela şu an ortada gözüküyor. Yani İhsan'ın dediği doğru biraz daha yediliğe yakın. Ama Okay Yusuf tarafında böyle bırakmıyor. Şimdi iki grup çatışırken birbirinin adamlarına hani konseyde ateş edecek ya. Büşra ortada ya işte şimdi mesela Hikmet ve arkadaşlar şöyle düşünüyor olabilir. Ya Büşra ortada biz yarın öbür gün kazanabiliriz Büşra'yı yazmayalım. Okaylar da aynı şekilde şöyle düşünebilir. Ya Büşra ortada hani bize de yakın onlara da ama Büşra'yı korkutmayalım belki yarın öbür gün bize gelebilir. Büşra'yı bir şekilde fotoda görmeme ihtimalimiz olur mu ilerleyen zamanlarda? Daha tarafın böyle tam belirlemediği için. Bence yaşanan bir sürü olayla beraber iki taraf da Büşra'dan rahatsız. Konuşmaları Atakan olayında bana söz verdi tutmadı konusu. Okay ile ilgili Atakan'a bu hafta o yalvardı ben yalvaramam. Diğer tarafla ilgili zaten beni niye bunlara katıyorsun ben kimseden değilim demesi. Bence Büşra iki tarafta da şu anda... istenilmiyor. Çünkü tavırları yanlış. Çünkü ben ortadayım deyip o anki güne göre sürekli bir tarafları suçlarken bu tarafa gidiyor. Yani Atakan söz ver deyip bu tarafa yanaşıyor. Bu tarafta giderken burada bir sorun yaşıyor. Bence iki tarafta Büşra'yı herhangi bir şey için aman yazmayalım kalsın demez. Şimdi seyirciye de soracağım da önce bir VTR'miz var onu izleyelim. Çünkü adanın böyle karıştığı anlardan biri Okay Hikmet'e daha doğrusu Okay genel olarak Hikmet'in etrafındakiler diyor. Ve bu herkesle bir böyle acaba ne oluyor dedirtiyor. Bir izleyelim ardından hep beraber yorumlayacağız. Bir de şöyle bir konuşma olmuş onu da bugün öğrendim. İşte biz bir grubuz. 5 kişiyiz. Siz 6 kişisiniz. Böyle bir konuşma yapmış. Hikmet dedi ki çoğunluk karar veriyor benim şu an. Ben dedim çoğunluk sizsiniz o zaman dedim. Böyle bir cümle kurdum. Onun dışında siz 6 kişisiniz, biz 5 kişiyiz falan demedim yani. Çoğunluk sizsiniz dedim. Dün akşam. Peki bu çoğunluk kelimesi nasıl oluyor mesela? Ne taraf oluyor? Benim ne tarafa koydum mesela? Ya saydığın zaman Hikmet'in etrafında olanlar belli. Hikmet abinin etrafında ne demek şimdi ya? O ne demek şimdi? Allah'ını seversen çıldırmayayım diyorum yani çıldırtıyorsunuz adamı ya. Siz yaptınız. Hikmet'in etrafı. Biz yaptık. Ya. Allah Okay yani seninle de tartışmak istemiyorum. Tartışmayalım. Saygı da çok duyuyorum ama yani Hikmet'in etrafı. Hikmet kim ki ben onun etrafına geçeyim abi? Hikmet'le tartışırken. Dünden beri aynı cümleler etrafında dönüyoruz yani. O zaman siz tamam de Okay abinin etrafı oluyorsunuz böyle. Ya alakası yok. Ben... Bizde de öyle bir alakası yok. Burada... Işte onun dediğiyle o da o olan duruma koyuyorum. Ben hiçbir zaman ya başından... özellikle ben işte ben hiçbir zaman onun kötü bir olduğu yarışta ya da işte bunun kötü bir olduğu yarışta onlara oy vermedim. Sen ilk hafta burada Buranet nasıl başladı cümleye? Siz beraber konuşuyorsunuz bir grupsunuz. Biz beraber konuşuyoruz bak, bir grup. Dedim mi Bora? Cümlesiyle benim sana söylediğim çok farklı bir şey. İşte ben yani ben Hikmet'le tartışma esnasında bak. Biz kişiyle ilgili bir şey tartıştık. Ben hiçbir zaman hiçbirinizin hakkını yemedim. O gün performansı kimin iyisi o çıksın dedim. Ben de aç kalmanın salağı değilim çünkü. Ödülü ya kaybetmenin de salağı değilim. Ben de zaten başından değilim. Beri bu grup olayına ben de şey bakıyorum. Yani hem fikrim aslında ama başında mesela Bora'nın konuşması öyle başladı ve şu anda burada görünen 6 kişi bir tarafta, 5 kişi bir tarafta. Bir kere olsun bir şey söyledim, fikir sundum. Ya tamam Okay abi de seçsin, inanmış kendine diyen birisi çıkmadı içinizden. En yakındakiler de söylemediğine göre demek ki çoğunluk aslında fikrin yanlış olduğunu beyan ediyor orada değil mi? Çünkü şimdi kendin söylüyorsun, kimse onaylamadı diyorsun beni.
Şimdi söyledin abi. Ya sizin gruptan öyle. Söyledin mi Okay abi? Ya abi az önce de diyorsun ki grup olduğunu söylemiyorum. Yani şimdi sizin grup diyorsun ya Okay ya. Allah'ını seversen. Her zaman yaptım. Yani hiç kimse bir şey demedi orada. Ya yapma Allah'ını seversen. 2 dakika önce söylediğin şeyi 2 dakika sonra benim farklı söyleme. Konuşmalarda hep böyle şeyleri, sınırları aşıyorum biliyorsun değil mi? Neyi kardeşim? Bir aferin diyorsun böyle çocuğa. Ben öğrencilerime derim onu. Böyle abi, çocuğa evet, der gibi. İki, benden ufaksın herhalde ondan söylüyorum. Kalıbın adamı izlerim. Aynı hareketi en yakın arkadaşım yapsın benden. Öyle bir şey de teşekkür etmesin. Diyemezsin. Sen de kalıbın adamı değilsin. Gene derim diyorum sana. Diyemezsin bana. Bu kadar. Benimle benim o samimiyetim yok. Tamam. Bir de böyle kalkışma yine aynı şeyleri yapıyorsun. Yalan söylüyorsun diyorsun. Evet. Bu samimiyetin benimle tutarsız yok. Tutarsız söylediğin şeyler. Sonra da benimle konuşma. Tutarsız. Tutarsız. Her şeyde de seni potaya koyacağım. Tutarsız. Bil. Ya abi sen ben senden mi korkacağım? Allah'ını seviyorsan ya. Yok yani. Senden mi korkacağım ben? Seninle ayrı dünyalar. Tamam doğrudur. Tamam bitti. Konuşmak istemiyorum. Bununla mı tehdit ediyorsun beni? Konuşmak istemiyorum. Bak beni tehdit etme lütfen. Senin gibi mi yapayım şimdi? Yok ben sana da konuşma diyorum. Ben. İnşallah koyarsın. Konuşma. İnşallah da seninle bir gün aynı potaya denk geliriz. İnşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah kardeşim. Şimdi burada aslında o kaderin giderken dediği laf artık onları bir şekilde bir böyle bir grup olduğunu belgeler gibi oldu. Sırf oylar dışında hatta orada yine o kaderin dediği lafla ilgili de şey yapıyorlar bu sürü muhabbeti. Gruplar arası bir çatışma var. Adnan abi ne diyorsun? Adadaki gruplaşmalarla ilgili. Merhaba. Şimdi 4 kişilik grup belli oldu. Atakan, Yusuf, Okay, Sabriye. İşte Büşra ile Melisa biraz muallakta. Melisa muallakta mı diyorsun? Yani yine muallakta. Boran arkasında atıyor, tutuyor, konuşuyor ama yine onların yanında yer alıyor. Ve sohbetleri görüyorum. Yine 7 kişiler. Yani onun oyu belli değil. Belki o şey zamandaki, o andaki psikolojisine, yani konsey zamandaki psikolojisine bağlı. Şimdi Büşra diyor ki, beni Atakan ödüle getirmedi diyor. Atakan dedi ki, aile ödülü olursa ben seni getireceğim dedi. Sitem ediyor, Okay'a da sitem ediyor. Getirmek zorunda değiller. Çünkü sonuçta onlara fazla yakın değil. Ama söz verdiyse. Ama aile ödülü olursa getireceğim seni dedi. Dolayısıyla şimdi Okay da boşta olduğunu hissetti Bora'ya. Devamlı çünkü üstüne üstüne. Hikmet'in kazandığı bir oyunda. Bora kendine mal ediyor. İşte ben kazandım ödülü. Benim yerime işte seni götürüyorum falan diye. Burada tribünler oynadı Bora. Bora freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Ya bir yere tosluyacak veya uçurumdan aşağı yuvarlanacak. Kesinlikle çok antipatik ve itici buluyorum. Yani her geçen gün gaf üstüne gaf yapıyor. Kesinlikle yani adada istemeyen adam olacak sonunda. Hepsiyle bozulacak arası. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi öncelikle Atakan kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda adaya tekrar döner. Ecel Bey yer değiştirdiniz Hakan Bey resmini. Dolayısıyla uğursuz geldi. Uğursuzluk. Ben size bir şey rica etsem. Düzeltin rica etsem. Söyle. Atakan'ı Yusuf'un yanına alır mısınız? Çok rica edeceğim. Atakan'ı Yusuf'un yanına. Tabii kardeş, ikisi kardeş. Bora'yı da aşağı alırsan çok sevinirim kardeşim. Ya. Yani rica ederim. Şey olmaz ama şöyle yapalım. Reklam arasında Sabri'yi Okay'ın yerine alalım. Atakan'ı da yukarı koyalım. Yani nasıl istedim? Sabri'yi sakatlanmasın sonra Ecem. Evet bence karışacak. Sadece düzeltelim. Ecem'in tamam. Yerine alalım. Çocuk şey oldu orada. Tamam aynen. Atakan'ı bir aldık Ecem'in yerine sakatlandı evet. Ya. Vay şimdi, vay vay. Demin İhsan Bey'in söylediklerine katılıyorum. Atakan kesinlikle yarışlarda işte Nikos'ta oynuyor. Panotis'te oynuyor. Şimdi ben yarın akşam göreceğim Hikmet ve Saz arkadaşlarını. Burada Simos gidince... Kim o Saz arkadaşları sence? Bütün 7 kişi mi? Bora... Mesela Seda biraz hani bu duruma isyan ediyor. Seda isyan ediyor ama yani yine onun yanında yer alıyor. Sonuçta başarılı. Genelde Survivor'da başarılı insanlar. Yani onların yanında yer alınır. Seda peki bir anda mesela o gruptan kopsa... daha bir sempati kazanmaz harika mı? Olur, harika olur. Ben bile desteklerim yani. Seda'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Otursun yarısın, kırmızı kesin gider yani. Çünkü kızların en iyisi. Hikmet'i de buraya ihtiyacı yok. Ama yarın akşam Simos giderse, Kriakos giderse öbür hafta ben o zaman göreceğim Hikmet'i. Yani çünkü hep zayıflarla oynuyor. Dolayısıyla burada Atakan'a haksızlık yapılıyor. İşte iyi değil diyorlar. Okay'a hak veriyorum. Okay sesini çıkarmaya başladı kardeşim. Özgüven geldi kendisine. Artık ben de varım diyor bu adada diyor. Şampiyon olacağım diyor. Dolayısıyla inşallah bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. Cengiz, Seda nasıl gidiyor? Ne diyorsun? Seda yine derde birinci yani. Niye kopuyor peki gruptan? Ya bence Hikmet'e biraz yakın olduğu için kopmak istemiyor. Çünkü orada Okay var. Okay zaten kameraya oynuyor bence. Çok yani Sabri'ye geldi sonra Okay açırdı. Konuşmaya başladı. Çene zaten
olmuş çiçeğine gel, bilmiyor olmuş çiçeğine. Atakan'a geleceğim. Atakan zaten ekranı oynayan birisi. Yok şöyle diyor, yok diyor benim grubum diyor iyi diyor. Benim ben de Yusuf'larla takılayım diyor. Ona söyledi ben diyor Kıbrıs'a gideyim diyor. Ama o var ya rüyanda olur diyorum ben. Hı hı. Çünkü o da 4 tane başarı erkek var. Bir de bayan var. Yusuf olsun, Hikmet olsun, Hakan olsun. Hı hı. Bir de Ceda olsun daha iyi gidiyor bence. Cengiz'im teşekkür ediyoruz. Güzel toparladın konuyu. Benim de kafam karıştı yani. Teşekkür ederim kardeşim. Ya şu an ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeyim vallahi. Şey biz ne yorumluyorduk Cengiz valla. Tabii sor. Herkes söylüyor yani. Yusuf onunla oynuyor. Hikmet onunla oynuyor. O zaman Seyda'yla 4 tane güçlü bayanla oynuyor o zaman. Niye helal olsun. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ve yeniyor da değil mi? Evet. Aynen. Yeniyor. Yok neymiş Yusuf onu seçiyor. Hikmet onu seçiyor. Evet Yunan takımında bütün kızlar iyi ama öyle bir sıkıntı var. Haklısın yani. Şimdi konuşacağız ama şu Okay ile Hikmet'in bir gece konuşması vardı. Onu izleyelim ardından buradayız. Yani seninle tartıştığımız için akşam evet. Bir an tartışma anında yani tansiyon yüksek olduğu için çoğunluk sensin. Hani benim fikrim hiçbir zaman baz alınmayacak o zaman demek istedim. Onu burada az önce konuştuk. Olay yok. Şimdi zaten. Örnek veriyorum bak bugün bir şey pişecekti. Hakan herkese tek tek ya, sordu. Ya konumuz bir şeyle çok farklı. Ya ikisi konu de farklı ama ikisi aynı şeye çıkıyor. Aynı örnek şeye veriyorum. Çıkıyor anladın mı? Ya, aynı dün şey. Sen benimle direkt tartıştın direkt. Ben şöyle yapayım deyince senden başka hiç kimse bana öyle olsun demedi. Abi herkes sen söyledi. Sen söylemeye başladın ve benimle söyledi. Tartışmaya devam ettin. Herkes söyledi orada 6 kişi 7 kişi söyledi neredeyse. Ya ben seninle daha tartışmak istemiyorum. Ben sana o sen zaman, benimle devam ettiğini söylüyorum ve sen şunu da yaptın sana, bana. Gözlerimin içine baka baka ben yaptın. Benim bütün sevinmem her zaman böyle. Abi, her zaman bu şekilde. Ben yaptın. Sen yanlış düşünüyorsun. Ben işte tartışmalar beni rahatsız ediyor. Abi. Takıma da yansıdığını düşünüyorum. Bu da benim gene bir fikrim. İster uygulayın, tartışmayın, ister tartışın yine siz bilirsiniz. Ya ben işte biri... Önümde bir sürü ödül var, bir sürü şey var. Ya. Kim takım arkadaşına yansıtacaksa yansıtmaya devam et. Şu an bakın biz burada 7 kişiyiz. Takımın çoğunluğu burada. Tamam bir grup değiliz diyoruz ama biz şu an bir grup olmuşuz yani. Anladın mı? Ama hiçbir zaman onlar 3 kişi 4 kişi diye onları da dışlamıyoruz. Abi benim yemeğimizi... hep dediğim baksın. Size şey... dikkat et Yusuf şey rol değiştirmeye başladı. Evet. İhsan ne diyorsun? Biz bir grup değilmişiz grup olmuşuz diyor. Yani kendileri grup olduklarını kabul etmiyorlar. Ama gelinen noktada maalesef grup olmuşuz gibi davranıyorlar. Demokrasilerde evet çoğunluğun sözü geçerlidir ama azınlığın da hiçbir zaman hakkı yenilmez. Yani sen çoğunluğu elde etmişsin tamam oyunun kuralı evet ama şimdi her yani o zaman çoğunluğu elde etmişsiniz. O zaman siz sadece Hikmet'le bu arada devam seçim haklarınızı yapın mesela. Kızlardan da Seda Sude zaten o tarafta. Herkes seçsin dursun onlar oynasın bunu hiçbir taraf oynamasın öyle mi? Yani karşı tarafın da hakkını gözeterek bir şeyleri kabul ettirmeniz lazım karşı tarafa. Yoksa yani bir taraf çoğunluğu sağlamış öyle devam edilemez yani. İki veteriyi beraber yorumlamak istiyorum. Seda'nın çıkışı güzel. Sen dedin aslında. Senin dediğin lafı söyleyeceğim herkese buradan. İzlerken doğru bir şey söyledin. Hikmet ve etrafı diyor ya Okay. Az önceki veteride. Hikmet ve etrafı deyince kızlar bir itiraz ediyor. Başta Seda ne demek o ya filan diyor. Çok güzel. Yani o itiraz çok güzel. Hikmet ve etrafından biri olmak değil yani. Survivor'a katılmışsın. Seni milyonlar izliyor. Sen düştüğün pozisyon Hikmet ve etrafından biri. Yanındakiler. Buna itiraz ediyor. Güzel. Ama bunu bir de göster. Nasıl göstereceksin? Atakan yazma mesela o grupla beraber. Yazılmaması gereken bir zamanda performansından dolayı Atakan'ı yazıyorum deme mesela. Veya gerçekten arada bir şurada görmemiz lazım. Okay çocuk ilk defa bir şey istemiş. 6 haftadır ilk defa ya, yani hiç oynamamış ya. Görüyoruz işte Krikos'ta falan hiç oynamamış. İlk defa diyor ki atamayan biriyle oynamak istiyorum. Hayır kardeşim falan. Ya bırak o, mesela Seda orada ben şunu istiyorum şimdi Seda'dan. Buradaki o yaptığı tepki orada da bir saniye Hikmet ya tabii ki tamam Okay haklısın sen de onu al. Bir kere de sen biriyle oyna. Mesela bunu desin. O gruptan ayrı bazen hareket etsin. O zaman canım yesinler. Ama ben o grupla beraber her hareketimde oylamalarda vesairelerde gördüğüm zaman da bu sefer ister istemez eleştireceğim. O zaman maalesef Hikmet ve etrafı. Bora veya etrafı veya Seda veya etrafından oluyor oradaki herkes. Evet.
Bir şey daha var. O ve ona da ama takıldım. Bu müzik ne demek biliyorsun değil mi? Bir şey sence daha var. Ya dans et ya reklam. Bora diyor ya inşallah karşılaşırsın Oka'ya. Onu reklamdan sonra söyleyeceğim. Tamam, reklamdan sonra İhsan'ın diyecekleri varmış efendim, reklamlar. Biz de yorumlamaya devam ediyoruz ama önce şimdi adada Yusuf'la Hikmet olayların gereksiz büyüdüğüyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdiler. Onu izleyelim, arkasından buradayız. Senle Okay abi arasında bir problem oldu, bir sürtüşme. Sen çıkıyorsun her oyunda gibi bir muhabbet oldu. Orada sen ben çıkayım mı diyorsun, herkes çık diyor, tamam mı? Okay abi de çık diyor. Sen gereksiz uzatıyorsun. 4 defa falan, 5 defa falan sordun. Ben işte bir tartışma çıkardı ve çok uzattı. Yani bu tartışma çok büyüyüp takımı etkileyebilirdi açıkçası. Abarttığımı da farkındayım zaten. Şimdi gece yatarken farkına vardım. Ama ben konumda sonuna kadar haklıydım. Çünkü bana yapılan bir haksızlık var. Kendi şahsi adıma takıldığım şeyi söyleyeyim. Benim için problem olan şey. Ben bugüne kadar hiçbir zaman Hikmet öne çıkıyor demedim. Bunu diyebilmem için benim oyunlara çıkmamam lazım ki takım her zaman erkeklerde Hikmet'le Yusuf çıksın diyor. Çünkü biz çıktığımız bütün oyunların %90'ını kazanıyoruz. Sözde çok dobra olan Yusuf, ben çok dobrayım dedi. Takımın en dobrası benim dedi. O gün Okay'la tartışmamızda hem adada hem bench'te şunu söyleyemedi. Sabahki söylediğini. Abi biz zaten güçlüyüz. Ondan dolayı takım bizi çıkarıyor. Oynadığımız dokunulmazlık oyunu sonrasında Okay'a söyledim. Dedim ki takım ben ve Hikmet'i çıkarıyor. Bize güvendiği için bize çıktığımız oyunların %90'ını alıyoruz. Öyle bir strateji yapıyoruz dedim. Bunu Okay'a da söyledim ben yeri geldiğinde. Bence çıktığımız zaman takımız diyoruz her zaman. Tamam. Ama fikir ayrılıklarına düşüyoruz. Bu fikir ayrılıklarını söyleyemiyorsun. Ben mi söyleyeyim? Evet, söyleyemedim. Ne gibi? O gün bak söylüyorum, hala ne gibi diyorsun. Okay'la konuşurken, tartışırken sen de oradaydın. Doğruları söyleyemedin. Dobrayım diyorsun. Böyle dobralık olmaz kardeşim. Her şeyi her yerde söyleyeceksin. Gördüğün, duyduğun her doğruyu söyleyeceksin. Burası Survivor. Kim neyi hak ediyorsa hak ettiğini almalı, hak ettiğini duymalı bence. Burada iki tane grup var mı şu an? Abi gruptan önce şu bak. Gruptan önce var mı yok mu bana onu söyler misin? Tamam, eğer bunun adı grupsa grup. Bazıları fikirleri, karakterleri birbirine daha uygun olduğu tamam, için doğru. Daha çok zaman geçiriyorlar. Doğru mu? Ama benim burada Nora dışında herkesle muhabbetim var. Ben sanki sen benim yanıma gelmişsin de gelmeye çalışmışsın tamam, da ben kapılarımı kapatmışım. Tamam Yusuf, sıkıntı yok. Buradayız daha uzun süre. Sen de iyi bir yarışmacısın. Ben de bir iyi yarışmacıyım. Daha bence uzun süre buradayız. Sen bir adım atarsın. Ben 5 adım atarım. Göreceğiz abi. Sıkıntı yok. Göreceğiz. Geçmişe dedim bir çizgi atabiliriz. Geleceğe bakabiliriz dedim. Takım için istiyorsan madem bazı şeyleri. Yani bakalım, ben elimden geleni yaptım. Büyüklüğümü de gösterdim. Ona gerekeni söyledim. Bakalım. Burada şöyle enteresan bir şey var. Aslında oyuna çıkma konusunda en çok sıkıntı yaşayan yarışmacılar Okay, Atakan, Kaan genelde. Kaan elendi. Ve bunların hepsi Yusuf'a yakın yarışmacılar. Fakat Yusuf da diyor ki biz diyor çıktığımız zaman zaten %90 kazanıyoruz diyor. Ama oyun alanında Yusuf Hikmet'i yani burada hani bu söylediklere göre biraz daha savunması ya da yanında yer alması lazımken o da sadece burada konuşuyor ama oyun alanında bunu konuşmuyor. Ne düşünüyorsun Sema? Yani burada ikisinin de haklı tarafları var aslında. Hikmet'in şöyle haklı bir tarafı var. Gerçekten aynı konumdalar. İkisi de seçen taraflar. İkisi de başarılı görünüyorlar. Çok başarısız olmayan yarışmacıların yanında bile çok çok daha başarılı görünüyorlar. Diğerleri iyi olmasına rağmen. Hı hı. Ama bu konuda sadece Hikmet eleştirirken Yusuf eleştirilmiyor. Çünkü bench'teki tartışmalarda Yusuf bulunmuyor. Genelde ben bunu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Niye böyle yapıyor diyor. Peki sence? Ama şöyle de bir durum var bence. Rahatsız oldukları bu konuyu kendi takım arkadaşları olduğu için Yusuf'a dile getirmiyorlar. Şimdi biz diğerlerine kızıyoruz ya. Hikmet'e karşı hep böyle söylüyorsunuz. Siz sen çık istiyorsun. Hikmet'i övüyorsunuz. Bir taraftan da baktığımızda bu tarafta Yusuf'un sürekli seçme hakkından rahatsız değil. Sadece Hikmet'in seçme hakkından rahatsız.
Yani aslında konum olarak aynı durumdalar. Ama aslında şöyle de oldu. Okay Yusuf'la konuştuğu zaman gereksiz olayları büyüttüğünü, tartışma yaptığını vesaire dile getirdi. Zaten Yusuf da o durumda okeyledi. Sadece Yusuf'un tartışmalara girmemesinin tek sebebi seçmelerde oynuyor olması. Hı hı. Olay bundan ibaret. Yani tartışmalarda üslup bozulur, işte kavga çıkar, takımın düzeni bozulur. Bunlarda Yusuf devreye giriyor. Fakat oyunlardaki seçme konusuna gelince Yusuf oynadığı için diğerleri onun ilgi alanına girmiyor. Yani Hikmet ve bence burada çok büyük eksi alıyor. Hani orada seçenler için bir şey konuşuluyor ama sen burada bunu konuşuyorsun. Orada söylemiyorsun diyor. Hakikaten orada girebilirdi. Orada şunu diyebilirdi. Arkadaşlar burada diyor ya %90'ı biz kazanıyoruz. Biz çıkıyoruz. Hikmet çıkıyor çünkü %90'ı biz kazanıyoruz dese belki Yusuf'a da tepki olur ama demiyor bunu. Peki sizce pardon. Yusuf'a da baktığım zaman haklı olan tarafı da karakter olarak belki bunu yapacak bir karakter değil. Belki böyle olmak istemiyor. Ama bence burada söylediği şeyi orada da söylemeli. Ne diyorsun Damla? Peki Hikmet'in her oyunda ben oynayacağım diye atlamasına siz katılıyor musunuz? Yani böyle bir durum var mı? Yani ben şahsen öyle görüyorum. Yani aradayım ya. Hani öyle deli gibi değil. Seçtiği kişiler konusunda evet ama takımda da çok ses çıkaran yok yani deli gibi. Ya böyle ara sıra ya çıkıyor. Mesela bunu onda Hakan dile getirdi, Sabri'ye yapıyor. Dile getirdi. İşte sürekli kendini ön plana atıyorsun da işte bırak da diğer yarışmacılar da yarışsın. Hı-hı. Tamam sen iyisin, biz sana bir şey demiyoruz. Ama sürekli ben çıkacağım gibi bir egosal bir durum var. Yani sen geri planda kalıp ben çıkacağım değil, ben seçeceğim, evet. Evet. Sıkıntı bence şöyle, hepsini de izledik. Takım sürekli Hikmet çıksın diyor. Bize de oluyordu bu. Kazanmak istiyorlar. Ha, takım bunu söylüyor. Bazı insanlar da takım onu söylediği zaman ya arkadaşıma da sıra gelsin demeyebilir. O kadar çok yarışma ister ki bunu demeyebilir. Bu insanın fıtratında olan bir şey. Hikmet bunu demiyor. Budur. Aslında bence şöyle ki kimse şey yapmıyor, kesmiyor da. Yani Hikmet ben oynamak istiyorum dediğinde kimse işte, ona hayır Hikmet'te de şu var. Demiyor. Bu konuda herkes çıksın derken buna başka birisi farklı bir tepki gösterdiği zaman çok yükseliyor. Şimdi bence sıkıntı şurada. Hikmet'e kimse tepki göstermiyor. Hikmet çıkıyor. Çıktığı zaman kazandığı için aynı sistem devam ediyor. Eğer Hikmet üst üste iki oyun kaybetsin o zaman o çatlak sesler daha da büyüyecek. Tabii ama ki. Hikmet'e çık diyorlar ya da ben çıkayım diyor. Ben çıkayım de dese çık da deseler adam çıkıyor. %80 kazanıyor. İhsan sen demin bir derin devlet örneği verdin Survivor için de böyle kutsal ittifak dedin. Aynen. Rusya, Amerika, orada İran falan böyle güzel şeyler söyledin. Bu durumla ilgili burada bağlayacağın şeyler var mı? Var. Şimdi bununla ilgili konuşacağım şeyler var ama önden dayanamayıp konuştuğum şeyler var ama tekrardan üstünden geçmek istedim. Şimdi gördüğümüz görüntüde Yusuf'la Hikmet konuşuyor. Gerçekten bu Survivor'ın ciddi şampiyonluk adayı ikisi de. Yani ikisi de çok iyi yarışmacı. Bak. Yani söyleyeceğim lafların bunlarla ilgisi yok. İkisi de şampiyon olabilecek düzeyde. Şampiyon olabilecek performansta ve karakterdeler. Onlarla ilgili hiç sıkıntım yok. Finalde görüyor musun Hikmet'le Yusuf'u? İkisi de finalde oluyor. Final koltuğunda ikisi bile orta verebilir. Yani ikisi de finalist olabilirler. Son ikiye kalabilirler. Böyle bir yarışmacıdan bahsediyorum şimdi. Ama şöyle bir durum var. İkisi farklı gruplarda ve ikisi de bağlı olduğu grupları bir kere oyuncu seçmelerine sindirmişler. Bu bir gerçek. Ben Amerika Rusya örneği verdim. Bence örnek benziyor. Neden? Çünkü bir tarafta ciddi yarışmacılar ülkeler var. Bir tarafta da ciddi yarışmacılar başka ülkeler var. Ama ikisi de bir lider birlemiş. Ve kolay seçim haklarını önce bu arkadaşlar şey yapıyor. Elde ediyorlar. Mesela bir Kyrakos pastası var Survivor'da. Kyrakos adında güzel bir pasta var, tamam mı? Bu adam çilekli çıktı, mi? Evet, çıktı böyle 35 oyunun 31'ini kaybetmiş. Bir gün mesela, şuraya tamam bir böyle. Pasta getir pasta demişken. Ya. Tamam bir gün pasta sözüm olsun o zaman size. Bu Kyrakos pastasını kim yiyecek? Tamam mı? Kyrakos pastasından Hikmet büyük bir dilim almış. 15 dilim almış. Yusuf da 11 dilim almış. Yani çıktıkları oyunların ciddi anlamda çoğunu Kyrakos bunlar paylaşmışlar. İkisinde gizli bir ittifak var. Mesela Spiros pastası var bir tarafta. Bir tarafta Sibos pastası. O neydi? Onlar da farklı yani türlü. Canım bunu tatlı yiyorlar. Çekti yani. Bu arkadaşlar bu pastayı güzel güzel yiyen arkadaşlar, tamam mı? En çok. Ne zaman ki Okay veya bir başkası oradan ya ben de zayıf biriyle oynayayım diyor. Bir saniye arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Burada biz varız falan diyor oradan. Hikmet çıkıyor vesaire. Yusuf'un en büyük hatasını söyleyeyim size bu yarışmadaki en büyük hatası. Kyrakos seçebilir. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın yapıyor maalesef. Yani şimdi burada mesela Hikmet sen haklısın diyor ya. Hayır kardeşim haklı filan değil. Sen orada Okay'ın hakkını savunacaksın. Yani Yusuf diyor ki ben zaten oyunlarda çıkıyorum oynuyorum bana ne? Hayır. Bak işte ben şimdi konuşursam bu sistem bozulur. Çünkü sistem şu an Yusuf'un da istediği şekilde gidiyor. Niye? Çünkü bu taraftan Hikmet oynuyor, bu taraftan Yusuf oynuyor. Oh ne hala. Bunlar da mutlular. Kutsal ittifak buluşmuşlar. Karşıt gruptalar. Ama bak aman
Sistemimiz güzel gidiyor. Bu sistemi bozmayalım. Yok kardeşim öyle bir şey. O taraftan Atakan, bu taraftan Bora bir şey derlerse onların da hakkı var, oynama hakkı. Hakan diyor ya hep Hikmet abi oynuyor. Evet, çocuğun da oynama hakkı var. Burada mesela Okay diyor ya ben zayıf biriyle oynamak istiyorum. Evet, çocuğun her gün Nikos'la oynuyor çünkü ne yapsın? Her gün Tony'yle oynuyor. Peki, yani şöyle bir şey olabilir mi? Hani Acun abi bir kere uyardı ya Yusuf'u. İşte çok tehditvari konuşuyorsun, çok işte üst perde falan. Çünkü Yusuf eğer böyle bir durumda biraz olayın içine girse işte Bora dahil olacak, o dahil olacak. Yusuf belki kendini bir tık geri çekiyor olabilir mi? Tehditvari konuşmasına gerek yok. Tehditvari konuşmayacak. Ne var ki? Okay'ın istediği şey çok normal bir şey. Okay diyor ki arkadaşlar atışlarım iyi değil. Ben de zayıf biriyle oynayabilir miyim diyor. Oynamak istiyorum diyor. Ya kardeşim bir günde ben oynayayım diyor yani zayıf biriyle. Hani bir bırakın da diyor şu pastadan bir günde biz yiyelim şimdi diyor. Şimdi bu saatten sonra Yusuf oyun alanında bir şey söylese Hikmet Yusuf'a şey der mi? Biz seninle birebir de konuştuk, sen de diyebilir. Mutlusun bu durumdan derse diyebilir. Yusuf ne diyecek? Diyebilir. Şimdi Yusuf'un burada yapması gereken şey, yani Yusuf çok beğendiğim bir yarışmacı, Hikmet de beğendiğim bir yarışmacı. Ama şimdi burada ikisi de kendi menfaatleri doğrultusunda bir konuşma yapmışlar, olmaz. Burada başkalarının hakkı yeniyor. Ha, kalkmış bir de Yusuf diyor ki ben diyor zaten diyor takımın en başarılı olduğunuz için biz diyor seçiliyoruz ve %90'da başarılıyız. Kardeşim bak ben ne dedim? Yollayın bize Hakan'la hemen. Ben de Kyriakos'ta Simos'u seçeyim. %90 değil %95 başarılı olacağız. Var mısınız iddiaya diyorum. Veya oradan seçin. Kimi seçin? Okay'la Hakan'ı seçin. Okay'la Hakan her gün. Biz de yeriz. Simos'la Kyriakos'u seçsin. %90. %89 olursa ne olayım? Peki ben ya hiç alakası yok ya. Yani sizin başarınız inanılmaz iyi. Ya siz iyisiniz zaten. Ama yani bu örnekler yanlış. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi diyelim ki sen Okay'a ya da Hakan'a ya da Bora'ya seçme hakkını verdin. %99 Hikmet'le Yusuf tam biri. Belki de ikisi dışarıda kalacak. E böyle bir durumda ne olacak? İşte o takımın sıkıntı. %80'le oynayan Hikmet'i ve %65'le oynayan Yusuf'u dışarıda kaldı. E bu takım oyun kaybederse bunun hesabı. Bak şimdi bunlar %85'le zaten oynamaların nedeni zaten o. Yani biraz da şimdi bu adam Hikmet 50 tane oyuna çıkmış, Nikos'la 4 kere oynamış ya. Yani bir de o pencereden bakmak lazım. Ya yani bir de bakalım biraz yani eşit değerlerde oynasınlar. Mesela Kyriakos'la bir kere oynamış ya. 5 haftada bir kere oynamış kim biliyor musunuz? Okay. Kyriakos pastasından bir dilim yemiş. Çilek. Atakan 2 kere oynamış ya. 6. haftasına giriyoruz. Tamam şimdi sakatlandı da 5 haftadır oynayan Atakan 2 kere oynamış Kyriakos'la. Okay bir kere oynamış. Kaan görmemiş bile. Yani Kaan kaldığı sürece Kyriakos'a iyi başarılar hadi başarılar kardeşim dememiş bile ya. Ya düşünsenize böyle bir örnek var ortada ya. Evet, ya şimdi %95'le oynuyor Hikmet. %95'le oynuyor Yusuf. İyi de kardeşim. Tamam biraz da bir Nikos'la Panayotis'le oynayın. Bir de değişik taktikler görelim. Başka şeyler görelim istiyorum yani. Hani onun yüzdesiyle bunun yüzdesi eşit olmuyor işte bu durumda da. Evet. Sen karşı tarafın hızlı yarışmacısıyla oynuyorsun her dakika. O zaman %95 yapabiliyor musun? Ben buradayım işte, burasındayım. Yani, soru işaretlerim bunlar. Bu konuda haksızlık var. Bence tablo olarak da çok itici görünüyor da. Hakan'ın dediği gibi şöyle bir gerçek var. Yunanistan'ın memleket olarak izlediğimiz zaman şöyle de büyük bir gerçek var. Yunanistan takım Hikmet'ten korkuyor. Hiçbir şekilde de Hikmet'i seçmek istemeyecekler. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapabilirler. Mesela bu arkadaşlar Yusuf'la Hikmet seçim haklarında tamam mı? Bir tanesini kendilerini feda edebilirler. Mesela ödül oyunlarında olabilir. Çok başarılı olduklarını varsayıyoruz ki öyleler zaten. Dokunmazlık oyunlarında bu haklarını şey yapsınlar, sabit tutsunlar. En başarılı olanlar her zaman önce seçme hakkına sahip olsun. Ama ödül oyunlarında veriyorlar ya, gofret veriyorlar mesela. Kardeşim ödül oyunda da seçme haklarında şey olsunlar. Evet. Haklarını versinler, denesinler ki başka oyuncular da oynasın. Ya burada Okay'la Bora'yı görelim mesela. Ya kupa maçına çıkan kötü, bir takımın iyi oyuncuları dinlendirmesini görelim mi? Beraber bir kötü mü bu yarışmacılar? Yani bu yarışmacılar bahsettiğim iyi yarışmacılar ya. Ya burada da Kaan'la şey seçsin deselerdi mesela. Şimdi burada hayır, seçme Hikmet ilk önce yapıp da güçlülerden oradan Panayotis'i de alabilir. O da saçma. Yani bunu hep beraber otursalar mesela. Ama rahatsız olan kişiler olmaz. Gerçekten bunu söylese. Ama sadece Hikmet'ten değil. Yusuf, biz seninle çok yakınız ama siz böylesiniz, biz de bir şansımız deneyelim deseler mesela, çok daha burada eşit bir tablo görürüz. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim adımıza, biz mesela çıkıyoruz, Nagihan ya da Sema çıksın, ikimiz çıkıyoruz sürekli, biz seçiyoruz. Sen bana mı gelip dersin ben çıkayım diye, Nagihan'a mı gidersin? Ya da bana mı kırılırsın seni görmezden geldiğim için, Nagihan'a mı kırılırsın? Ben takımı orada konuşurum. Hayır, bu çerçeveden baktığımız zaman diyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yusuf'un yanındaki arkadaşları neden sürekli Hikmet'le ilgili bunu yorumlarken neden Yusuf'a? Çünkü aynı konumdalar şu anda. Şimdi ben sana gelirim mesela. Damla ben çıkayım bugün sen derlerse ben çıkayım sana derim. Daha çok seninle anlaştığım için. Bu konuyla ilgili şimdi Bora da mesela Yusuf'la alakalı bayağı bir eleştiride bulunuyor. Ama
her şey iyiyken, Türkiye'de dokunulmazlığı iki kere kazanmışken bulunuyor. Bir izleyelim, ardından yorumlayacağız. Oyunu çok genellemeyeceğim, oyun hakkında çok konuşmayacağım. Benim rahatsız olduğum bir tane konu var. Yusuf Efendi diyeceğim. Efendi kelimesini kullanacağım. Çünkü ilk başlardaki hırçın ve tehditkar çocuk bu sefer bir beyefendiye dönüşmeye başladı. Sebebini bilmiyorum. Ya biri ona akıl verdi ya da doğru yolda olmadığını düşündü. Ama bu zaten birbirine çok zıt karakterler olduğu için gene yanlış oldu, yolda olduğuna inanıyorum. Dün ilk etapta gene 2'de 2 yaptım. Ve ona ikinci sayısını ben kazandırdım. Gene söylüyorum bunu. Çünkü Kriakos'u alacaktı ve bence gene kaybedecekti. Tony'yi aldırdım. Ona Tony'yi seçtirdim ve ilk etapta kaybetmesine rağmen ikinci oyunu kazanmasına sebep oldum aslında. Bugün şu yüzden izin verdim ona tekrar. Ona 3 tane hak tanımıştım. Bu üçüncüsüydü. Gene bir teşekkür etmesini bekledim. Yani sonrasında değil ama en kötü sağ ol deyip şöyle bir hadi ben izin verdiğim için. Çünkü bana sordu. Bana gene bir teşekkürü çok gördü. Bundan sonra ben böyle durumlarda gerçekten müsamaha göstermeyeceğim abi. Çünkü çıkacağım. Çünkü kötü olmadığımı zaten biliyorum ve düşünüyorum. Herhalde. Hayır yani şey ama böyle sürekli kendini öne atmaya çalışıyor. Yusuf Efendi bundan sonra yanlış anlama ama taviz vermeyeceğim. Bundan sonra benden izin al isteyeceğinde de sen değil oyunlara ben çıkacağım. Şimdi bir kere bu saatten sonra Bora'ya bakacağız. Oyun alanında Yusuf Efendi dediği kişiye ne kadar yer veriyor ya da vermiyor. Onu hep beraber göreceğiz. Aynı şey Yusuf Bora'da. Yusuf'u eleştiriyor. Evet. Hikmet'i niye eleştirmiyorsun o zaman? Bora şimdi aynı sistemi, şey Hikmet de sistemi, yapıyor. Sistemi bozmak istiyor burada. Burada bir ittifak var. Burada Hikmet var ve Yusuf var. Seçim yapıyorlar ve oyuna çıkıyorlar. Bora da bu sistemi bozmak isteyenlerden. Bora'nın da yüzdesi ve oyunları iyi çünkü haliyle. Ya niye kötü olsun zaten? Ama konuşmuyor. Yani adada çok konuşuyor. Bora bu seçmelerde hiç yok. Yapmak istediği şey doğru. Kullandığı cümleler yanlış Bora'nın. Bak yapmak istediği şey doğru. Bora diyor ki niye kardeşim ya hep devamlı aynı kişiler. Aslında Hikmet var Bora'nın hedefinde de ama onu o Yusuf olarak görüyor. Çünkü niye? Çünkü devamlı Hikmet Yusuf, Hikmet Yusuf seçim hakları, kolay rakipleri alsınlar falan. Ben diyor bunu bozacağım. Tamam. Ama şimdi ne diyor? Sayemde diyor Tony'yi aldı. Sayemde bir teşekkür bile etmedi. Bak buralar yanlış. Ya zaten Yusuf çıkmış ilk oyunda Panayotis'le oynamış mesela. Çünkü Panayotis oranın ne olursa olsun çok hızlı bir yarışmacısı. Panayotis'le oynayan Yusuf Tony'yi ne yapar biliyor musunuz? Yani tabiri caizse içinden geçer hani. Panayotis ona göre çok daha hızlı bir yarışmacı çünkü. Yani şimdi zaten Yusuf Panayotis'i bile yenmişken Tony'yi mi yenemeyecek? Onu benim sayemde kazandı. Benim sayemde lafları işte Bora'ya burada eksi veriyor maalesef. Yani bunu kullanmaması lazım bu lafı. Peki burada takımca konuşurken Bora'ya herkes çok haklısın evet falan diyor. Okay aynı şeyi dile getirdiği zaman Okay'a tepki gösteriyorlar ki doğru yerde oyun alanında yapıyor Okay bunu mesela. Neden böyle peki? Yani Bora ona aynı şeyi yapan Hikmet'e bir şey demezken Yusuf'a tepki gösteriyor. Aynı şekilde Yusuf yarışırken arkadaşları Hikmet'e tepki gösteriyor. Yani kimse kendi yanındaki evet. arkadaşına hiçbir şey söylemiyor. Aynen. Grupçuluk yapılıyor. Evet bu kadar basit. Ve çoğunluk dedikleri gibi burada daha çok kişi var. Hak, onlar da haklı çünkü bunlar da haklı. Ciddi anlamda iki taraf da haklı. Çoğunluğun dediği oluyor. Bora takımın lideri mi olmak istiyor? Ya ona ya Hikmet'in şu an arkasında ama bana sorarsam bir yerde zıtlaşacaklar. Yani bu birleşmeden sonra da olabilir. Bireyselliğe döndükçe birazcık Hikmet'ten kopmaya başlayacak ve daha sonrasında da ben oynamak istiyorum demelere başlayacak. Hı-hı. Yani bu durumda da Hikmet'le tartışmaları olabilir ki ben bunu daha öncesinde de söylemiştim. Şu an Hikmet'le beraber hareket ediyor Bora. Sesini de çıkartmıyor. Olaylarda genelde Hikmet konuşup biraz daha geri planda kalmayı tercih ediyor. Sadece bu grup konuşmalarında ve röportajlarında biraz daha böyle sistemlerini dile getiriyor. Ama ne olursa olsun biraz daha zaman geçecek. Birleşmeden sonra Bora Hikmet'ten kopacak. Bora Hikmet'ten kesin. Kopacak. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi Sabri ile Seda'nın arasında adada ufak bir tartışma oldu. Bizim zamanımızda da çok olurdu. İşte hijyen, mijyen, pilavı kaşıkla koyma olayı bir izleyelim. Ardından burada yorumlayacağız. Pilavımızı yaptık. Her zamanki gibi pilavı neredeyse tane tane gelecek şekilde dağıtmaya çalıştım. Çünkü burada herkes çok aç. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyorum. Seda kaşıkla tabii ya. Koysaydın. İlkini kazandık, ikinciye de nasıl olsa kazanırız. Tabii ilkine kaşıkla koyalım. Ama hep böyle yapıyoruz. Tabii hep öyle yapıyoruz ya. Yok da eliyle alıp koyuyor ya.
Hep öyle yapıyoruz da. Her şeyi çok... Tencereye sıyırıp koymasan da olur. Adada hijyenik evet ortam yok. Hijyen diye bir şey yok. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Kaşık varken elimizi... Ama öyle çok hani şu an bir önemli konu değil ama şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu hijyen olayı falan adada sence o kadar önemli mi? Yok evde tabii ki de şeyle. Değil. Bence tamamen Sabri'ye bu duruma takılı kalmış. Yani daha sonrasında da söylüyor. Aynı Sema'ya benziyorsun şeklinde diye. Bu tamamen bir takıntı olduğu için. Çünkü yani sen de yaşadın, sen de yaşadın. Hepimiz de yaşadık. O pilavı biz kumlu yiyoruz. Aynen. Yani hijyeni geçelim artık eliyle koymuş falan. Burada zaten takımda da şey yok, birisi bu görevi edinsin, biri odun toplasın, biri pilavı kesin yapacak gibi bir durum da yok. Madem çok rahatsız oluyorsun, hijyeni bu kadar takıntılısın, o zaman kendi pilavını kendin koyarsın. Şimdi bu dediğine katılıyorum. Hatta onu şöyle destekleyeceğim. Sabri'ye biraz, Seda'ya, Sema'dan dolayı da takık olduğunu hep düşündük burada. O da zaten en sonunda dile getirdi. Adada bir ufak bir sürtüşmeler oldu. Onu izleyelim, ardından buradayız. Seda, az önce orada benimle alakalı konuşma var mıydı? Vardı tabii. Niye benimle konuşmuyorsunuz da arkamdan konuşuyorsunuz gidip? Ya seninle de konuşuyorum. Beni çağırdınız mı? Konuşmanın benim sıkıntım varsa gel benimle konuş. Arkamdan konuş. Benim bir şey söylediğimi nereden biliyor? Burada bile sana cevap kardeşim, vermedim. Kardeşim kaşık... Seninle göz göze geldik farkındaysan. Şey varsa benimle konuşacaksın. Ya ben rahatsız olmadım ama rahatsız olana da saygım var. Ya saygım var da o tonda söylenmez. Hani bana baştan uyarır, ben de bir daha sabrımın tabağına onunla değil. Elimi koymam ben yani. Ben sadece dediğim kaşık diye bir şey var, anladın mı? Son pay usluk diye pay de bir olsun. Şey var zaten yani. Elinle yapma, burada hijyen diye tamam bir şey yok ama niye kaçıyorsun? Açıklayacağım, ben anlatacağım. Ben mi kaçacağım? Gidiyorsun, açıklıyorum böyle sana. Böyle konuşma anlatıyorum yok. Sana. Hijyen diye bir şey var diyorsun. Ya, ben de sana diyorum ki Sabri'ye bana baştan söylersin. Ben hiç elimi uzatmam, baştan şey yaparım. Öyle koyma, sen tepkinin farkı. Ben gördüğüm için söyledim sana direkt, anladın mı? Ben nereden bileyim senin eline koyacağım? Kötü niyetle söyledin. Konuşma tarzı biraz Sabriye'nin şey, uslubu bozuk gelmiş olabilir Seda. Ben ilk kez... Ay şu maskeleriniz bir düşse de. Sabri ne diyorsun, Allah'ını seversen ya. Biz sana buraya geldiğinden beri hiç kötü davrandık mı? Kötü bir şey yaptık mı? Az önce orada geldin, adam mı oldunuz dedin. Normalde başkası bunu söylese sen ne demek istiyorsun deriz. Ben bir şey ama söylüyorum, kale almıyorsunuz, anladın mı? Niyetinden şüphe etmediğimiz için Sabriye niye böyle dedin, biz adam değil miyiz falan bile demedin. Niye az önce arkamdan konuşuyordunuz? Gelseydin seninle niye geliyor kardeşim, beni mi çağırdınız? Sıkıntı varsa gel konuş benimle. Konuşulmuyor ya, seninle gerçekten. Konuşulur, denedin mi hiç? Hiç tartışma yokken adam mı oldunuz dedin, farkında mısın? Bunun farkında mısın? Kale almadığınız için dinlemiş ya söylüyorum. Ya tamam Seda git şey ya. Neyi kale almadık dedin? Genelde söylüyorum dedin. Söyleseydin neyini kale almadık? Allah Sema neyse sen de aynısın. Aynısın. Senin derdin başkaymış ya, söylesene. Benim derdim falan yok. Görüyorum gitgide. İyice tanıyorum yani. Sabriye Seda savaşı değil bence. Sabriye'nin yıllar önce hala Sema'dan alamadığı acılar, alamadığı hırsı Seda'ya yansımış durumda. Ya işte bir hayır vardır, onun da içindeki çıkmış oldu. Hiç tartışma, hani onun bana normalde Seda kırıldın mı? Ya da ben sana içimdekini söyledim, beni yanlış anlama. Ya da canım istedi söyledim diyebilirdi. Hani benimle tartışabilirdi. Söylediği tek kelime senin Sema'dan hiçbir farkın yokmuş. Yani her şey bir vesile. Aynı film bir daha tutmaz. Sabriye Adem'in arıyor geldi geleli. Adem'i bulamaz. Bizim içimizde hiç bulamaz zaten. O film bir daha tutmaz. Şuraya geleli benden insanlık dışında tek bir şey gördü mü acaba? İnsanlık dışında tek bir hareket, tek bir surat yapmak. Ya her geldiği tamam işte ben sana diyorum, geldiği ikinci gün sana Sema dedi, Furkan dedi, İlhan dedi, Serhat dedi ya. Daha ne desin? Yarası var ki. Dolu gelmiş zaten. Tabii canım ya. Benimle kavga edecek bir şey de değil şu anda. Ben o seviyede kavga etmiyorum çünkü. Söylediği sözler durup dururken, hiçbir tartışma sebebi yokken direkt ağırlaşıyor. Ben kendimi o konuma düşürmek istemiyorum. Bir süre görmezden geleceğim. Tabii saldırıya geçerse cevabını alır. Ama çok gereksiz tartışmaların içine de girmeyi düşünmüyorum. Aramızda güzelden en zayıf halka ümit ediyorum ki çok o gider. Şimdi aynı Sema'sın lafını aslında birazdan Sema'ya soracağım ama şu olayla ilgili kimi daha haklı görüyorsun ya da Seda'yı ve Sabri'yi nasıl buluyorsun sen? Ya ben şimdi çok dikkatli izliyorum. Gerçekten Seda Sabri arasındaki gelişmeleri çok dikkatli izliyorum. Ben burada Sabriye'nin maalesef Seda'nın hakkını yediğini düşünüyorum. Çünkü
açıkladığı bir şey var. Ben burada Sema falan diye gerçekten hani yorumumu yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben zaten Seda'yı durup durmadan her yerde eleştirebilirim. Sabri'yi de eleştiririm, överim. Ayrı bir konu ama. Burada mesela Sabri'nin maalesef çok önyargılı olduğu, zaten altında da aslında ne beslediği çıktı ortaya. Yani binaları yıkarsın, dağları da dersin ama önyargı yıkmak kolay değildir. Oraya bir önyargıyla gelmiş Sabri'ye. Seda ona kötü hiçbir şey yapmadı. Benim gözlemlediğim yerde hiç kötü bir şekilde davranışı yok. Hiç şöyle kötü bir şey yaptığını hiç görmüyorum. Ama Sabri'nin ona bir önyargısı var. Dolayısıyla da biraz Seda da grubunun şeyi oluyor. Kurbanı oluyor. Çünkü grubu gerçekten yani Seda'nın içinde bulunduğu grup devamlı hatalar yapan, yanlış söylemlerde bulunan bir grup. Ama o grubun içerisinde mesela ben böyle Seda'yı, Hakan'ı bir tip hep böyle ayırıyorum. Çünkü bazen doğru şeyler yapıyorlar, hep yanlışlarda değiller. Grupta bir kişi yanlış yaptı diye bütün grubu bazen suçlayamazsın vesaire. Ama buradaki olayda mesela Seda'nın kalkmış yemeği pişirmiş, pilavı yapmış. Bak siz söylüyorsunuz, kumlu pilav zaten. Orada yani bize de Oğuzhan abi yapardı yani. Yani Allah razı olsun demek lazım. Ya ona elle koydum bilmem ne. Ya şöyle bir şey, gerçek bir şey söyleyeyim. Şurada pilav yere düşse, toprağa düşse, oradaki herkes o pilavı yer o açlıkta. Biz yaptık, biz yaşadık. Düşmedi mi, yemedik mi? Evet. Biz yaşadık şimdi, tamam. Yani kalkıp da hijyen, hijyen bunlar geçmiyor. Hele hele benim gibi yani Survivor'dan gelmiş geçmiş birine, onu yaşamış birine hiç geçmiyor yani. Hijyen elinle koydun falan, bırak kardeşim hikayeyi. Sen takılmak istiyorsun karşı tarafına. Takılmak istediğin zaman takılırsın işte böyle, tamam mı? Dolayısıyla Sabri burada ön yargıyla maalesef Seda'nın hakkını yiyor. Yani onu kaşıkla koymamış. Ya bırak yemeğini yapmış, senin tabağına koyuyor, teşekkür edeceksin, Allah razı olsun diyeceksin. Gerisi hikaye. Ondan sonrasını ben arkadaşlardan sonra eklerim inşallah. Sence hala Sabri'nin aklında 2017 mi var? Ya çünkü Bora diyor ki vardım. İlk geldiğimizde de şöyle bir benzetme yapmıştı diyor. Hakan diyor, aynı Furkan diyor. Hikmet diyor, aynı İlhan diyor. Benim için aynı Serhat diyor. Seda da zaten Sema diyor. Ben bu konuşmasını yalnız görmedim. Ben de görmedim. Bora nereden böyle bir şey varmış? Ya belki bizim görmediğimiz yerde söylemiş olabilir. Mutlaka, ama şimdi buraya biz yansımadığı için o konu hakkında çok yorum yapamıyorum da benim merak ettiğim ası Sabriye'nin Selin'le ne alıp veremediği vardı da şu anda ön yargıyla Seda'nın yanına geldi. İşte bu söylemlere ulaştı konu. Nedir yani, derdi ne, onu çözemedim ben. Ben de dejavu oldum şu an. Niye biliyor musunuz? Sen de bilirsin. Hakan hani bizim adada olmadı. Dağıtım işleri, bölüştürme işleri hep bende olurdu. 2017'de bende olurdu. Adem de derdi, Sema çok adil dağıtıyor, Sema yapsın. Sema'yı hep ben yapardım. Bir gün ödül, kahvaltı ödülü, sevinçliyiz, çok güzel bir ödül. Dağıtıyorum. Yemin ediyorum her zamanki gibi adilim. Domates dilimlenmiş, bir tane yemin ediyorum şu kadar bir domates. Domates nereden buldunuz? Ben kahvaltı ödülü. Ha, kahvaltı ödülü. Şunu dedim, yani bunda kötü bir niyet nasıl olabilir? Arkadaşlar şu kadar kaldı. Bizim evde adettir. Kazanın dibi, tencerenin dibi en küçüğe verilir. Şimdi bunu ben bölsem olmaz. En küçük kim dedim? Furkan. Furkan'a verdim. Ama içimde Furkan benim yanımda. Şöyle bu, yemin ediyorum hiçbir şey yok. En küçük diye onu bölüştüremem diye verdim. Bir kavga çıktı abi. Bir kavga çıktı. Sen ne de adaletli. Ya ben istemiyorum, siz bana diyorsunuz. Burada Seda eliyle koymuş. Hepimiz de koyduk bunu. Bunda kötü niyet varsa sen bunu tamam kız. Ama bunda ne kadar kötü niyet olabilir ki? Niyete bak, önce niyete bak. Şimdi sen 2017'yi yaşıyorum, sen de Sema'sın deyip bana saldırıyorsun da. De ki sen bana böyle 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 bağırdın. Ben sana yüzünü söyleyeyim. Çünkü benim öyle bir karakterim yok. Ama memleketimizde şöyle bir şey var. Sabriye bunu ilk geldiği gün gösterdi. Seda başarılı. Seda ağzını açmasa bile Seda başarılı dedikçe Sabriye sinirleniyor. İnsanlar Seda iyi dedikçe Sabriye sinirleniyor. Benim de öyle oldu. Ben demedim bugüne kadar ben oynayayım diye. Ama takım hep beni istedi. Ben oynadım. Nefret ederdi benden. Kendi ağzıyla bile bir gün söyledi. İnşallah kazanamazsın dedim sana. Hakkına helal et, sen öyle birisi değilmişsin dedi. Yemin ediyorum bunu da söyledi. Bu Sabriye'nin karakteri. Birisi yanında övülemez. Birisi iyi olamaz. Rahatsız oluyor. Zaten bana kıl. Zaten beni sevmiyor. Orada iki gün önce tanıdığı insanlardan biri nefret ediyorum diyor. Peki şöyle bir bölüm var. Eğer onu da sesini alabilirsek. Sabriye diyor ki orada bir diyor benim dedikodumu yapıyorsunuz diyor. Seda da diyor ki gelseydin o zaman diyor. Hani orada bir dedikodu dönüyor mu acaba? Çünkü Seda hayır zaten. Hayır dedikodunu yapmıyorduk da demiyor mesela. İzledik, herkes konuşuyor Sabriye ile ilgili. Hani Seda'ya saldırıyor da Seda'nın olayla bir bağı yok. Sude konuşuyor, Bora konuşuyor, o konuşuyor. Ya Hakan'cığım, Allah aşkına şunu söyleyeyim mi?
Bir takımda herkes pilavı yiyor. Benim elim girerdi. Ya elim giriyor ama kusura bakmayın derdim. Daha tatlı oluyor derlerdi. Bunu gerektirir Survivor. Bir takımda kötü bir yarışmacı hakkında işte 5 kişi 10 kişi konuşurken ya da pilavdan yana böyle bir sıkıntı oldu. Bunu da mı konuşamayacaklar? E sen de orada 3 kişi konuşuyorsun. Evet. Hiç mi bir şey konuşmasın bu insanlar? Diyor ki Sabriye sana da söyleriz. Hala bağırıyor. Şimdi ben ne yaptım? Uzak durdum. Çünkü ben bu bağırmalardan hoşlanmıyorum. Beni iki tane ağlayarak beni gaddara çeviriyorsun ya. Ben bunu istemediğim için uzak dururum. Ben Seda olsam inşallah öyle olur. Kavga etmeden uzak durur. Evet. Bence zaten öyle yapacaktır Seda. Ama bu zaman diyeceğiz ki biz de Seda yukarıdan bakıyor. Seda işte zavallı Sabriye. Bak ne kadar üzgün Sabriye. Ya abi ben sana pilav getirmişim bana Allah razı olsun de. Bir de yani Seda ile Sabriye hiçbir olay yaşamadı. Ben yok mesela, işte yok. Hani Bora'ya konuşsun. Belki şunu düşünebilirdim. Acaba Seda gitmeden Sema ile konuştu. İşte Sabri tabii Sabri'nin geleceğini zaten bilmiyor ki. O da ayrı. Hayır. 2017'de senin Sabri'yle olan olayını bildiği için acaba Seda da Sabriye'ye ilk geldiği için oraya bir sonradan geldiği için Sabriye ona bir böyle ön yargılı Seda da yaklaşır mı diye tam tersi Seda da sakin yaklaştı. Evet. Yani Seda'nın ilk konusu geçti. Sinirlendi hep Seda diyorsunuz dedi. Seda konseyde böyle yaptı güldü. Evet. Şimdi Sabriye'ye bunu yapsalardı ne diyorsun sen be iyiyim ben demez miydi? Aynen. O zaman şöyle yapalım. Bu akşam yeni bir bölüm var. Onun ipuçlarını bir izleyelim. Ardından yorumlamaya devam ediyoruz. Dominik'le bir ödül oyunda birlikteyiz. Merak ediyor musunuz? Evet. Çok mu? Çok. 3, 2, 1, yes! Seda, hadi at Seda, at Seda, at Seda. Çıkar düştü. Nefesleri kesik mücadele bu. İşte belli olacak her şey belli ki. Yine atamadı, bir kaldı, elbi de kaçırdı. Senin bakışlarından rahatsız oluyor. Söz bile sarkamam bak sana. Sen başla buna. Bak babana çağırma. Aslında güzel bir ödül. Çok şimdi, güzel bir ödül. Ben bunu görünce dedim ki ya daha erken değil mi ama benim tahminim bu bütün takıma değil bir tanedir. Muhtemelen iki takımdan hani kazanan kesin takımdan arasından yarışırlar bir kişi kazanır gibi gözüküyor. Çünkü daha burada sen motosiklet verirsen Acun abi ileride bunlar senden şey uzay mekiği iste uçaksın. Okey demezler. Okulu ödüllerde biliyorsunuz biz araba kazandık. 6 araba birden girdi böyle döndü. Bir benim zamanımda yoktu şu ödüller. Bassız dedim. Ev vardı, ev vardı kazanamadın. Ev kazanamadın. Senin zamanında. Bizim zamanımızdaki en iyi ödülü söyleyeyim sana. Çay kurabiye. Vallahi öyleydi ya şaka değil yani. Biz 2010 yılında o hava yani yatak falan hiçbir şey yoktu bizde. Hani şu an barakada yok. Tahtada yatıyorlar. Tahtada yatmıyorduk biz. En iyi ödülümüz bir şeydi işte. Panama City'ye gidip bir akşam işte meşrubat içmek. Biz gene vallahi ya ne motorlar ne arabalar gördük ne evler. Gördük biz iyi ödüller. Ne diyorsunuz? Ödül motosiklet. Yani en azından şöyle bir şey. Motosiklete bin veya binme onun bir maddi değeri var yani. Atıyorum en kötü o motosiklet kaç vardır. İnşallah ihtiyacı olana gider. Söyleyeyim. Ben öyle söyleyeyim. 100 bin. 60-70 bin lira vardır. İnşallah ödül şey değildir. Motorla bir tur atmak falan değildir. Yani. Yok zannetmiyorum ya. İhtiyacı olan birisine gitsin. Hayır, ben en çok onu isterim. Erkekler çok yükseldi. Erkekler çok yükseldi. Bakalım ya evet Nikos bayıldı. Kim alır? Var mı tahmininiz yoksa sürpriz mi olur? İnşallah bizim takımdan biri alır. İnşallah. Ve biri inşallah şey olur ya her hafta biri mutlaka bir şey kazanır. Yani çünkü hep olacak bunlar bildiğim kadarıyla. İnşallah her hafta biri bir şey kazanır. Herkes eli dolu döner buraya. Sema geçen sene düşündüm biliyor musun? Sen böyle biraz sosyalsin. Ailene dönük yaşayan birisin falan. Eminim hani Ali ile ilişkini gördüğüm için söylüyorum. Annenle babanla da öylesindir. Sen eğer bir hafta daha kalıp ev ödülünde yarışsaydın hani o evi alanlardan biri kesin sen olurdun. Yani olurdum bence de. Nasıldır annenle iletişimin?
iyidir. Bir de şöyle bir şey var. Seda ile bizim cümlelerimiz hep aynıdır. Yani biz birçok teste girdik. Hep aynı cevapları vermişiz. Eğer Seda verirse cevapları alabilirdim. Ama Seda alır mı seni? Kısmetten öte yol yok. Bakarsın evi Seda alır. Alabilir çünkü. Çatlar mısın? Kıskanıyorsun kızım. Allah daha çok versin. Sana Nagihan'ın şaka yapıyorum. Allah daha çok versin inşallah. Ne düşünüyorsun ödül hakkında? Morali sıfır şu an. Benim moralim bozuldu. Zaten ödülü görünce dün bir baktım. Yani bir bana kısmet olmadı, bir bana nasip olmadı. Bizde ev ödülü vardı tamam ama nasip olmadı yani. 2016'ya gittim, hiçbir şey olmadı. 2018'e gittim, yine hiçbir şey olmadı. Ama ben sadece şunu istiyorum. İnşallah tabii ki de bizim takımdan birisi kazanır ve sadece ihtiyacı olana gitsin. Tek temennim bu. Şunu söyleyeceğim, biz 2017'de şimdi Adem'le araba aldık ya. 2018'de aynı oyun çıktı, yine kokonat atıyorsun, biz Adem'le böyle. Atmayız abi bir poğaçaya. Biz bunu attığımızda araba almıştık. Bir poğaçaya atılır mı bu? Hakikaten yani ödül çok etkiliyor. Buraya kim gelirse gelsin eli dolu gelsin inşallah. Hepsi bir şey kazandı. Şimdi biz motosiklete takılıyoruz ama burada özellikle bence hani motosiklet kadar önemli. Sabriye'nin Bora ile bir atışması ve çıldırması var. Bora ile. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Neden olmuş olabilir? Nerelere gider? Şey olmuş olabilir destek. Bora ile ya. Bora cevap veriyor çünkü. Destek olabilir belki. Ona destek verildi, bana verilmedi. Çünkü Sabriye Hakan'a bu kadar yükselmez ama bence. Yani Moral Sabriye'nin bu kadar yükseleceği kişi onu iğneleyen biri olması lazım. Hakan öyle iğneleyecek değildir. Tahminen söylüyorum tabii ki ama Bora olabilir. Oo, bayağı kavga çıkmış. Oraya bir şey yazmıştın, hatırlıyor musunuz? Sen yoktun, Saadet vardı. Ne yazmıştık? Sabriye kiminle kavga eder gelince diye. Ben şey demiştim, bence Bora ile hiç anlaşamaz demiştim. Zaten röportajında şey dedi ya, nefret ediyorum. Yani bak bu söylemler de yanlış aslında. Yanlış tabii ya. Çok yanlış. Nefret bu ediyorum. Dobralık onu değil, bu üstü bozukluğu. Böyle birkaç kısımda boğulmak istiyorum. Evet, bunlar da yanlış şeyler. Dobralık böyle değil yani. Evet, ama bence Bora ile Sabriye kavga etmiş. Peki İhsan, şimdi bırak oyunu. iyi giden bir Türk takımı var. İki dokunulmazlığı almış, bu hafta ödül vermemiş. Sabriye geldiğinden beri neredeyse aç kalan bir Yunan takımına karşı bu motosiklet oyununu bizim takımın alma ihtimali nedir sence? Şu kavga korkutuyor beni. Yani sanki o kavga böyle tam böyle maç sonu realitesi gibi. Böyle. Belki Sabriye kazan da Bora hayır ben daha iyi kullanırım falan demiş. Hayır bilmiyorum ama yani. Bir tur vermedim falan. Hani o böyle oyun sonu olan realitelerden bir görüntü gibi geliyor. Oyun alanı çünkü orası, öyle seziyorum. Türk takımı kaybetmiş gibi. Onlar da aralarında bir şey tartışıyorlarsa acaba Sabriye'yi suçladılar vesaire. Şimdi aklıma böyle türlü türlü şey geliyor açıkçası. Bilmiyorum tabii oralardan gidiyorum. Normalde bizim takımın performansı çok yüksek. Sabriye geldiğinden beri oyun kaybetmedi derken yanlış anlaşılabilir. Sabriye sayesinde oyun kaybetmedik falan değil. Bir tane kaybettik. Dokunulmazlık kaybettik bir tane oyun. Ama genelinde kazandığımız öyle, için. Sabriye geldiğinden beri galiba 7-1 durum. Yani çıktığımız 7-8 oyunu 7. Şimdi Sabriye'nin geliş nedenini bir daha doğru açıkladım. Çünkü Acun abi anlattı burada. Sabriye'nin geliş nedeni takımı dengelemek için. Karşı tarafa Dalaka geliyor. Dalaka'nın geliş nedeni ne? Çünkü Yunan takımı güçsüz. Aralarında yapılan bir centilmenlik anlaşması var. İki takımın eşit olması lazım. Seyir zevki açısından. Evet. Dolayısıyla da Yunan takımı güçlü bir transfer yapacak. Türk takımı da nispeten daha güçsüz bir transfer yapacak. Çünkü aradaki sözleşme bu. Aynı şekilde Yunanlar güçlü olsaydı bu sefer biz aynı şeyi yapacaktık. Dolayısıyla da bizim tarafa daha önceden yarışmış ama nispeten Dalaka'dan daha da güçsüz bir yarışmada çağrılacağı için Sabriye bir seçenek olarak çağrılmış. Vay efendim hala niye hala yazıyorlar çünkü. Anlayamayanları söylüyorum. Ve Sabriye gelmesine rağmen, oraya Dalaka gelmesine rağmen durum 7-1. Yani hala demek biz güçlüyüz. Yani Sabriye'nin çok güçlü olduğunu iddia etmiyor kimse. Bu zaten yapılan bir centilmenlik anlaşması gereği yapılan bir sonucunda Sabriye geliyor şeye adaya. Oraya da Dalaka geliyor ama ona rağmen biz hala öndeyiz. Şimdi bu durumda da senin sorunla bağlayalım olayı. Tabii ki Türk takım bence avantajlı. Ne kadar sorunlar yaşasak da onlar da bir takım sorunlar yaşıyorlar. Biz daha öndeyiz. Biz hala daha güçlüyüz onlardan. Tamam onların kadın yarışmacıları bizden bir tık önde gibi ama bize de yükselen değerler var. Sude evet. Mesela çok iyi bir performansa erişti. Seda zaten iyi. Şimdi iki tane kadın yarışmacın senin bir şekilde iyi olduğu zaman erkeklerin zaten çok üstün. Ne olursa olsun çok üstün. Dolayısıyla biz onlardan güçlüyüz. Motoru da muhtemelen neyse ödül bilmiyoruz ama bu motorla ilgili ödül de muhtemelen biz alırız gibi geliyor bana. İnşallah bakalım. Yani peki bir de şuna da parantez açmak istiyorum kısaca. Bu hafta Sude %73 ile haftanın kadın performansını kazandı. Ne düşünüyorsun Damla? Çok çok iyi zaten. Yükselişte Seda'dan sonra gelen kadınlarda en iyi performansa sahip ve böyle de devam edecektir muhtemelen. Oyun kazandıkça ister istemez özgüvenin yerine geliyor. Oyunlara çıkmak istiyorsun. Best of'a çıkarıyorlar. Aynı şekilde mesela Büşra da best of'a çıkmıştı.
bu son oyunlarda. Mesela Büşra da kazanmaya başlarsa onun da özgüveni yerine gelecek. Hı hı. Hani takımın buna ihtiyacı var. Çünkü kadın yarışmacılarımız biraz performans olarak diğer takıma göre daha düşük. Ama umarım bu şekilde devam eder. Daha önceden %45 de galiba bir performans ödülü alınmıştı. Evet, evet, evet. Şu anda mesela iyi bir yükselişteyiz. Karşı yani, takımın kızları evet, çok iyi. Peki bir soru soracağım size. Dünkü dokunulmazlık oyununda. Hı hı. Şimdi bakıyorum seçmelerde hani hep erkeklerin seçmesini konuşuyoruz ya. Kadınlarda seçme hakkı geliyor ve bizden Büşra seçiyor Seda'dan sonra. Büşra karşı taraftaki birini seçiyor. Orada şimdi Sude yükselen değer. Sude çok önemli bir yere gelmiş. Artık iki haftada performans kazanıyor. Niye Sude'yi oyuna sokmuyor bizimkiler? Hani ben oradaki mantığı da anlamadım. Mesela Sude sonradan girdi oyuna, son sayıyı aldı zaten. Ama seçme hakkında çok net biliyorum. Seda'dan sonra seçme hakkı Büşra kullanıyor seçme hakkımızı. Ve tabii ki karşı tarafta akıllı Sude'yi oyun dışı bırakıyorlar. Evet. Ya orayları anlamıyorum. Hala bir takım hatalar yapıyor. Hepsini çözeceğiz İhsan'cığım. Merak etme. Bu arada Reci'ye mesaj atmış. Saadet bizi izliyormuş. Saadet'e de selam olsun diyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan Saadet sonra. Evet efendim. Survivor Panorama hem devam ediyor hem de sonuna geldik. Güzel bir program oldu. Hafta sonu böyle dolu dolu konularla gelince konuşmak da keyifli oluyor. Teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Keyifliydi. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim, bugün sonuna geldik. Artık yarın 11'de görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.